İyi akşamlar değerli izleyiciler. Olacak iş değil diyeceğim. Çünkü neden? Geçen hafta burada İlber Hoca'yla Amerikalı tarihçilere demediğimizi bırakmadık. Onlar tarihten anlamazlar, tarih bilmezler. Yazdıklarını toplasanız bir çekmece doldurmaz dedik dedik. Bu akşam çok önemli bir Amerikalı tarihçi konuğumuz. Utanç içerisindeyiz değil mi Murat? O onlardan değil. O onlardan değil. Allah tarafından kitaplısı. Onlardan değil. O kitaplısı. Kitaplısı, bu. Okuma yazma bileni. Evet. Hayatını arşivde geçiren, okuma yazma bilen kitaplısı bu. Evet Ejder, bu akşam konuğumuz Princeton Üniversitesi tarih profesörlerinden değerli dostumuz Sid Lowry. Kendisi Princeton'da aynı zamanda Atatürk ve Türk tarihi, Türk tarihi, Osmanlı Türk tarihi, Atatürk, evet. Bölümü başkanı, bölüm profesörü başkanı pardon, diyorum. Profesörü özür diliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında tabii size Amerika tarihi demek biraz ayıp. Zaten bahsederken bir şey konuşurken bizimkiler falan. Bizimkiler diye, evet. Türkiye'den bahsederken. Ama haklıyım çünkü benim eğitim de biraz değişiktir. Yani ben her ne kadar doktorayı Amerika'ya yapmışsam, o benim resmi eğitim diyebiliriz. Çünkü ondan sonra buraya geldim. 1964'te. Yok, bu daha sonra. Bu 72'de tez yazmak amacıyla geldim. Arşivlerde çalışmak. Geliş o geliş 9 sene falan kaldım. Ve asıl eğitim Türkiye'de oldu. Yani. Ama ilk gelişiniz 64 değil mi? 64'te geldim. Niye, niye geldiniz Türkiye 64'te? Bizim Kennedy'nin başlattığı bir program vardı, bu Barış Gönülleri programında. O programdan geldim. 2 sene Balıkesir'de, bir daha. Bağköy'de. Alevi köyünde. Alevi değil. Değil komşumuz miydi? Alevi'dir ama bizimki Manav, yani yerli. Kendi tabiriyle. Ne yaptınız orada? Vallahi şunu diyebilirim, yani birçok şeyleri yaptık. Pek benim marifetimden dolayısıyla değil. O dönemde tabii bütün muhtarlar 62 Lal'dan sonra muhtarlar tayin edilmiş. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'yle. Bizim öyle bir genç ve yetenekli bir muhtar arkadaşımız vardır. Ve birbirini bizi bayağı çok sevdik. Zaten 65'teki seçimlerde kendisi orası %85 demokrattiydi. Ama o %70 oyla falan kazandı. Tamam. Yani bayağı esaslı bir arkadaş. O beni kullandı, ben onu kullandım. Yani şöyle ki, o çok uğraştı, köylüler beni sevsinler ve gerçekten öyle oldu. Ondan sonra onları tehdit etmeye başladı. Ya bunu yapacaksın, ya hit buradan alınacak, onu başka bir yerde yollayacaklar falan dedi. O bakımından ya bir takım projelerimiz oldu. Yani bazen planlı, bazen plansız. Mesela bir gün Vali'ye gittiğimizde 400 tane kavak fidanları istedim. Onlar geldi gündü, köyde kimse yok benden ve çocuklardan başka. Onları biz büyük bir eforla 400 kavakları ektik. Tabii 20 sene sonra, 25 sene sonra köye gittiği zaman da onlar köyün ihtiyaçlara karşı. Ama ben o gün 30-40 tane ektim için o benim payı kaldı. Kaldı. Diğerler hepsi kesmişler. Ama 40 tane duruyor. Öyle. Onlar hitin ağaçlar hitim, diye. Hitim. Onları tabii köye hibe ettim. Kavaköy'dir ama biliyorsun. Evet. Yani kesilir yeniden dikilir, kesilir yeniden dikilir. Peki bir şey merak ediyorum şimdi. Sizin daha çok derin konulara gireceğiz de izleyicinin de daha iyi tanıması açısından soracağım bunu. Siz Amerika'da Türkiye'nin bu Ermeni soykırımı iddiaları karşısındaki Türkiye'nin tezini hep desteklediniz. Bir zamanda bu konu üzerinde çalışıyordum. Yani bir zamanda diyebilirim ki 83 ile 90 arası. Birkaç tane makale yazdım. Bir tek küçük bir kitap da yazdım. Biraz da o zamanki grevim de icat. Yani rahmetli Kamuran Gürün Bey genel sekreteriyken Dışişleri Bakanlığı'nda.
bir proje başlattı ve netice Washington'da bir Türk Etütleri Enstitüsü kurdu ve ben onun kurucusuyum. Yani bir takım tanımış hocalarla beraber başta birkaç hafta belki konuğumuz Halil Avcık, Bernard Lewis vesaire, bir de iş adamları rahmetli Ahmet Ertegün. Bir enstitü gibi bir yer kurduk ve amacımız Türkiye'deki, Amerika'daki üniversitelerdeki Türkoloji programları maddi destek sağlamak. Yani bursler veriyorduk. Kütüphanelerde Türkçe kitapları almak için para veriyorduk. Ve o iş 10 sene. O işin başında kaldım. Senelerde bilhassa bu Ermeni konusunda çalıştım. İster istemez diyebilirim. Çünkü Amerika'da Türk kelime görünce herkes başından zannetti ki bu demek Ermeniler dostlarımız. Bu bizim için kurulan bir şey. Halbuki hiç öyle bir şey yoktur. Dolayısıyla o senelerde evet bu işin içinde. Tabii o seneler sıcak seneler. Sıcak seneler. Hala diplomatlarınız öldürüldü falan. Biz de, eşim gayet iyi hatırlıyor, biz de böyle bomba tetikleri falan da yaşadık. Bir gün işinden geliyorum, bütün ev FBI'dir baştan sona kadar. heyecanlı seneler. Sadece Türk tezini destekleyen makaleler yazdınız diye. O kadar. Silahlı dolaşıyordunuz değil mi? Bir müddet de öyleydi. Amerika'da. O da biraz tuhaf bir olay çünkü... Bu bomba tehditlerden sonra bir FBI'den biri şey diyor. Ben senin yerin olsan ruhsat alırım, silahlı gezerim. Peki dedim, Virginia'da oturuyordum. Virginia'da bu olur. Ama Washington'da kimsenin silah şeyi taşıma izin vermezlerdi. Ne yapayım ben her gün işe giderken nehir kenarında bir yedi mi saklayayım? Ben senin yerinde olsam ben saklamam dedi. Onun için evet, öyle günler de oldu. Ben şey, Stanford Show'un evini bombaladılar galiba ama. Yani. Stanford'ı hoca bilir. Evet. O benim hocamdır zaten, yani hocalarımdan biridir. O Los Angeles'ta olduğu için tabii orada biraz daha ateşli. Onun işte iki ciltli bir kitap çıktı Osmanlı tarihi zamanında. 900 sayfa mı ne? İki sayfa. İşte bu Türk-Ermeni ilişkilerden bahsettiği zaman bayağı bir reaksiyon gördü tabii. Evi bombalandı mı onun? Evi bombalandı. Ofisi birkaç kere tahrip edildi falan. Ve kendi memleketinde oluyor. Amerikalı bunlar. Ve 1000 sayfada iki sayfa. İki sayfa. Ve sonra Bernard Lewis'in başındaydı. Paris'te mahkemelik evet, falan. Mahkeme açtı, dava açtı. Yani ne diyebilirim? Ermeniler bu konuda bir can meselesi olarak görülüyor. Bu herhalde bitmeyecek. Bir bakımı onları birleştiren tabii, nokta bu. Yani ulus bilincini onun üstüne yaratıyorlar. Kendi self-image dediğimiz üç ayrı kilise. Şey, tabii. Çünkü onun dışında yani aralarında değişik siyasi partiler var. Hepsi Osmanlı zamanında kurulan partiler ama bugün de tek mevcuttur. Ramgıvar, Hıncak, Daşnak, Sütyan. Kilisede bulunmuş bu partilerin şeylerine göre. Arttı protestanlar falan da. Yani yegane ortak mesele ortak bu. Ortak meselesi bu. Peki bir Türkiye'nin tezi var. İşte arşivler açılsın, uluslararası araştırma yapılsın diye. Bu gerçekleşse nasıl bir sonuç çıkar ortaya? Ne olur yani? Kim ne görür orada? Bana sorarsa bu tamamen şahsi görüşüm. Yani karar benim olsaydı 15 sene evvel arşivlere hiçbir ön şeyi olmadan sınırsız. Sonuna kadar sınırsız açardım. Çünkü zaten Batı dünyasındaki imaj,
O kadar kötü ki. Kötü ki. Daha kötü olmaz yani. Hayır, katiyetle daha kötü olmaz. Katiyetle. Yani o bakımından ben buna... Yani en kötü şey çıksa bile daha kötü olmaz rahmetli yani. Rahmetli Turgut Bey'e falan da önerdim bunu birkaç kere ama pek şey olmadı. Yani haklı olarak arşivdekiler diyorlar ki bunları bir katalog etmek lazım. Tamam. Ama katalog ettiğin zaman da her zaman bir soru işareti oluyor. Acaba bütün vesikalar mı açık, burada yoksa bazıları saklandı. Şeydi. Saklan anlamı vardı. O bakımından açmak lazım tabii. Bence de açmak lazım. Bu Amerika'da bir 40 küsur tarihçi Ermeni soykırımı yoktu diye bir bildiri bir şey yapmışlardı. 69. Sizin miydi o? İşte Lewis rahmetli şey Rod Davis'in ben bir iki şey daha Alan Fisher diye bir arkadaşım. Orada tabii herkes kendi isteğiyle o bildiri. Yani asıl o bildirinin amacı şu anda konuştuğumuz konu. Hiç şartsız, şeysiz bu arşivlere sonuna kadar açık. Yoksa Türkiye'nin hiçbir hakkı yoktur. Ya bunlar şunu diyorlar bizim hakkında, bunu diyorlar bizim arşivleri açarsa o zaman ancak bunun tam ne olduğunu belki eninde sonunda bir şeyi varabiliriz. Peki bir yandan da şimdi Türkiye diyor ki onlar da arşivleri açsın. Ermenistan'da bununla ilgili bir belge olabilir mi? Çünkü o zaman Osmanlı'da oluyor bütün olay. Ermenistan'da ne belge olabilir ki bununla ilgili? Ermenistan'da belge fazla olduğunu sanmıyorum. Yani şeydi ki zamanında olabilir. O birinci Ermenistan'daki cumhuriyet yani 1919-20. Amerika'da var. Yani Daşnak Sütyan Partisi'nin arşivleri Boston'da. Onlar da var. Rusya'da var galiba bir kısım arşivleri. Rusya'da bildiğim kadarıyla şimdi açık. Yani açık, gidip paralel satın alabilirsin. Fransa'da açık, Amerika'da açık, İngiltere'de, Almanya, Avusturya'da falan. Yani eninde sonunda bunun... Açılması gerekiyor. Yani eninde sonunda biz bu tarihi biraz daha iyi bir şeklinde öğreneceğiz gibi geliyor ben. Gerçi Murat önemli bir kısmını açtı arşivin. Murat açıyor. Murat kendi arşivleri. Evet, kendi arşivlerinden önemli bir bölümü açtı. Fakat şey çok güzel. Ne çıksa bundan daha kötü olamaz kesin, diyor. Kesin. Bence aynı kanaatteyim. Çünkü şu anda zaten bizim 1,5 milyon Ermeni'yi kestiğimiz yolunda bir inanç var. Evet. Ve bu o kadar yaygın. Ya senin kitap bu sayıyı düşürdü. En azından. Yani ben kayıp sayısı. Kayıp sayısı diye verdim. 900 küsur dedim. 900 küsur. Evet. Yani, ama bunun içinde Amerika'ya giden, Fransa'ya giden, dünyanın çeşitli ülkelerine giden, Suriye'ye başta giden. Başta Ermenistan'a giden. Başta Ermenistan'a giden. Yani Van'daki Ermeniler hepsi şey. Ermenistan'a gitti hepsi. Ermenistan. Bütün o Van, Kars, Ardahan'daki evet. Hepsi Ermenistan'a giden. Yani şöyle diyebiliriz. Şeye baktığın zaman da bu son Osmanlıların son nüfus sayımları. Hatırladığım kadarıyla Mısır'da yok. Lübnan'da evet. Pek yok. Suriye'de yok. Şeyde vardır. 300-400 aile Kudüs'te vardır. Onun dışında Orta Doğu'da Ermeni yoktur. Oradaki sonra giden şeyler hepsi Anadolu kökenli. Tabii şeyden, tecirden sonra oraya olsun, yerleşti. Soracağım bir şey var mısın? Çok var. Benim de çok var da o yüzden böyle sana saygısı gitmeyeyim diye duruyorum. Hit Bey'i bulmuşken binlerce soru var. Ben bir şey merak ediyorum. Yani her şeyden önce. Bu arada değerli izleyiciler bizi kandırıyorsunuz diye mail atıyorsunuz. Konuğumuz Amerikalı değil, Türk diyorsunuz. Hayır, %100 Amerikalı, %1 milyon Amerikalı. Yemin ediyoruz ki Amerikalı. Birazdan belli olacak. Şimdi arkadaşlar anlatır bizi, Erhan falan söyler. Arşivde ilk tanıdığında ya bizim köyün o taraflardan bir adam galiba demiş. Türkçe sesli bir yani, şey. Bunu da bir şey anlatabilir mi? Birkaç sene evvel İznik'te büyük bir İznik tarihi konferans düzenledi. Ben de gittim. Bizim Cengiz Çandar da Çandar Lizade evet. Diye o da gelmiş. Orada bir kaymakam vardı. Malatya'da bir kaymakam hatırladığım kadarıyla. Tabii Cengiz'i görünce hemen
Biz tesadüfli o sıralarda Cengiz'le çay içerken benim misafir olacaksın. Bize zorla şey getirdi kaymakamlığı. 1,5 saat sohbet. Sonunda kalkınca Cengiz'e döndü. Bana sormuyor. Cengiz'e döndü. Ya diyor arkadaşın Karadenizli oldu kesin. Ama tam hangi yöresinde zorla çıkartıyor. Trabzon kitabından sonra çok evet. Söylendi o zaten. Evet bir Trabzon kitabı var tabii işin içerisinde. Şeyi merak ettim ben. Princeton Üniversitesi'nde Atatürk profesör olmak ne demek? Yani Princeton'da ne alakası var Atatürk kürsüsünün? İyi bir soru. Yoksa yarınki e-mailler biraz fazla olacak herhalde. Konu şu. Amerika'daki bilhassa bu özel üniversitelerde bir vakıf kursu diye bir olay var. Bir zengin veya bir devlet, mesela Almanlar bunu çok yapıyorlar, Japonlar da çok yapıyor. Üniversiteye bir para veriyor. Diyor ki, üniversitede şartsız veriliyor tabii. Üniversite hiçbir şart kabul etmez ama şu parayla daima bir Japon tarihi, daima bir Osmanlı tarihi. Şimdi paraya veren düdüğü çalar ya, buraya kadar çalabilirsin. Şu kursunun ismi şu olacak. Şimdi 17 sene evvel sizin Dışişleri Bakanlığı bir proje çıkarttılar. Amerika'da birkaç tane vakıf kursları kurdu. Şu anda 5 tane mevcuttu veya 6. İlk tesadüfte Princeton'da. O zaman bu iş şimdi çok daha pahalı. O zaman $1,5 milyon böyle bir üniversitede böyle bir kursu. Sizinkiler $750,000 verdiler. Dediler ki bu paraya üniversite kendi şeyleri imkanlarla yoksa fundraising cesiyle 1,5 sene içinde bu $1,5 milyon şey olursa bu para sizin. Ve Princeton'daki kursu isim şey koydular. The Mustafa Kemal Atatürk Chair yani kursusu in Ottoman and Modern Turkish Studies, Osmanlı ve Modern Türk şeyinde. Dolayısıyla ismi öyle kaldı. Şu anda Harvard'da mesela Cemal Kafadar diye bir arkadaşımız var. O aynı yine Türk hükümetin bağışlı. Sonra Koç ailesi. Koç ailesi. Orası VP Koç Chair. Chicago'da Cornell Fleischer diye bir arkadaşımız. O Kanuni Süleyman Chair. Yani isim bu. Ama güldüm buna çünkü senede en azından 30-40-50 tane e-mailler alıyorum Türkiye'deki gençlerden. Hocam ben de Atatürk'ü çok seviyorum. Sizin yanınızda gelmek, doktora yapmak istiyorum falan diye. Halbuki ben tam şey yani Cumhuriyet devri değil yani Osmanlıların Osmanlı. İlk evet. dönem, kuruluş dönemi üzerinde çalıştım. Sizin bir lafınız var. Diyorsunuz ki Atatürk yaşasaydı Genelkurmay'ın ülke siyasetinde egemen rol oynamasından kaygı duyardı. Bir daha söyle onu. Atatürk hayatta olsaydı Genelkurmay'ın Türk siyasetinde egemen rol oynamasından kaygı duyardı. Yani buna ben mi söyledim? Siz söylemişsiniz bir konferans. Doğru ben. Geçen Kasım ayında herhalde bir konferans verdim. Onu bizim Sedat Ergin arkadaşımız Milliyet'te web sitede koyduğu için. Şunu kastetmek istiyordum. Yani bildiğim kadarıyla Mustafa Kemal'in başta kendisi yani siyasete girdiği zaman da üniformayı çıkardı. Ve o şartı koydu değil mi? Yani onun döneminde. Yani başından bu bir yol çiziyor. Ya bir ya o bir. Demiyor siz asker siyasette rol oynamak istiyorsunuz. Tamam. Çıkarın üniformayı gel. Gel. Onu kastediyorum herhalde. Tabii baktığın zaman da öyle yani. Şeyde Kurtuluş Savaşı sırasında bütün önemli askeri hamlelerde bile önce meclis kararı çıkartıyor. Evet, askeri tabii. Hamle için meclis kararı alıyor. Sonra zaten kanun çıkartılmıştır. Ya asker kalacaklar ya evet. Mebus olacaklar. Seçin dediler. Bir kısmı mebus milletvekilini seçti. Bir kısmı asker kaldı. Arkasından da siz şey dediniz. Atatürk orduyu iktidarı ele geçirmek için bekleyen bir kuruluş kurum değil. Devleti korumak için. Ülkenin bütünlüğünü korumak için. Korumak için. Tabii.
Ona inanıyorum. Yani yanılmış olduğunu sanmıyorum. Evet. Şu ilmi şeyle öne gelelim. Gelelim yavaş yavaş. Şu şeyi gösterelim. Bu hocanın hatıraları ama The Bereketli Years. Bereketli yıllar. Hatıraları. Hem de birinci kitap diyorum ya. Evet. Sanki ondan sonra bir şey gelecek. Fakat dün okudum, öldüm gülmekten. Ben de başlıklara falan çok güldüm yani. Felaket başlıkları. Felaket başlıkları var. Bir başlıkları sorsa da sen. The Ankara Genel Evleri. Şimdi ben onu da anlattım zaten. Bunu sizin meslektaşınız Ralph Tamer var ya. Onlar zaman zaman Ralph'ı bu anılarımı anlatıyordum şey olarak. O bana ısrarlı şey. Hocam siz bunları mikrofonun önünde bunları bana anlatacaksınız. Ben bunları kitap haline getireceğim. Geçen sene sabbatical aldım yani üniversiteden izinli. Bahçeşehir Üniversitesi'ye geldim. Gelmeden düşünüyordum. Bu fırsattı belki Ralph'la oturup bu işi yapalım falan. Bir gece kompüterin önünde oturdum bu başlıkları yazdım. Yani aklıma gelince. Bittiği zamanda 35 tane mi ne vardır oraya. Bittiği zamanda bir tane yazayım dedim. Ve inanın ki bir ay içinde. Hepsi bitti. Ama nasıl bitti? O sıralarda bu kitaplarla meşgul oluyordum. Sabah 6'dan akşama kadar kompüterin önünde. Çıkıyorum yukarıda bir duble, yemek, belki ikinci bir duble. Ondan sonra iniyorum, kompüterin önünde bir chapter'ı bunu yazdım. Onun için yani bu kadar rahat bir şey yazdığımı hatırlamıyorum. Fakat çok komik şeyler var. Bu bereketli köyünde adamlar gelmiş, Ayşe sana kur yapıyor. Sen erkekle de ilgilenmiyorsun, kadına da bakmıyorsun. Niye? Hayır, biz buraya gelmeden dediler ki yani köydeki adetler çok değişik. Sakın hiçbir kız veya bir kadını şey yapma. Yoksa birdenbire kendini evli bulacaksın veya ya da başına başka bir şey olacak. O bakımından ben çok dikkatli davranıyorum. Bu Ayşe hayatta mı? Vallahi hiç bilmiyorum. Gittin mi sonra o köye tekrar? Bazen gidiyorum. Yakında pek gidiyorum. Mesela son gittiğim 2 sene evvel durdum. İlk defa. Bir bakkala girdim. Kahveye girdim. Kendini tanıtmadım. Çünkü çok şey oluyor. Yani benim bütün arkadaşlarım çoktan gitti. Son 4-5 sene evvel falan gittim, yemek yedim falan. Benden yaşlı olan yani fizik bakımından adamlar geliyor. Hit Bey beni hatırlıyor musunuz? Sen kimin oğlusun diyorum. Söylüyorum. Ya diyorum ben buradayken sen 2 yaşındaydın. Sen nasıl sizi hatırlayacaksın? İsmini olarak biliyordum. Çünkü herkesin ismini biliyordum zaten. Tabii ki köydeki hayat şartlar insanları çabuk şey başlatıyor. Sonra çok yani bir kere saydım 15 sene evvel falan bir gittiğimde. Benim çok sevdiğim en azından 10 tane arkadaş şeyden, trafik kazalardan. Trafik kazası? Çoğu şey, kamyon şoförlerine çok moda oldu o sıralarda. Fakat... Ama benim hayatı yönlendiren nokta bereketli köy. Yani bereketli köy olmasaydı biz bu akşam beraber olamayacaktık. Yani çünkü o 2 sene sonunda Amerika'ya döndüğüm zaman da kararlıydım. Ben bu memleketli için, bu insanlar için, işte bu tarih için bir şey öğrenmek istiyorum. Ve hala öğrenmeye çalışıyorum. O hepsi bereketli borçluyum. Yani bir tek şey anlatayım size, o yeter. Gittiğim günde muhtar bizim geleceğini biliyor. Yani vilayetten haber yollamış, yarın geliyorlar falan. Yanımda bir de genç bir Amerikli vardır. O da tesadüfle hala Türkiye'de. Bir Türk'ten evlendi, Ankara'da yaşıyor. Biz ikimiz aynı köye gittik. Yol diye bir şey yok. Yani yol geçiyordur ama son birkaç yüz kilometre yürüyerek girdik.
Yol kenarında böyle 400 kişi falan bizi bekliyordu. Jeep'ten indik. Meydana doğru yürüdük kahveye. Orada okuldan bir masa getirdiler. Böyle 6-7 tane iskemle. Muhtar bize, Halk Eğitim Müdürlüğü müdürü bizi getirdi. Köy öğretmeni. O civar mı hatırlamıyorum. Yani 6-7 kişi. O zaman 20 yaşında falan. Koyun tabii. Koyun kesmişler. Koyun kesmişler. Bütün hayvanı baştan sona kadar bitirdik. Etrafında 800 kişi bizi seyretti. 800 kişi baktı, siz 800 kişi yediniz. Seni getirdi. Koyunun öyle parçalar olduğunu bilmiyordum. ama maşallah hepsini denedik. Tabii ben par polites, yani bu kadar bir ikram falan de. Bunu 6 ay sonra öğrendim tabii. O gece muhtar bütün hani reisleri, yani 120 hanili bir köy, çağırmış bir toplantı. İşte benim yanındaki arkadaşı hiç düşünmediler. Kadın nasıl olsa kendine bakar. Ama bu adam evli değil. Bizim Tanrı misafiri. Biz nasıl ona bakacağız? Hala bende duruyor. Bir liste çıkartmışlar. Herkes süreyle imza attı. Ve 4 ay boyunca her gün kahvaltı, öğlen, akşamı bir ailenin misafiri oldu. Ve o ilk gündeki koyun yedik ya, herkesin evinde et yedi. Yani onlar bayramdan bayrama et yemeyen, evet. Ama en fakiri dahi bir komşudan bir tavuk veya bir sucuk parça falan. Yani öyle bir misafir evliliği dünyada yok. O beni çok etkiledi tabii. Yani benim her ne kadar bazen yemekler biraz zor geldi. Mesela tam Eylül'ün sonunda mı ne gittiğimizde şey pek kalmamış, meyve falan. Ne vardır? Kabak vardır. Her gece yemekten sonra kabak tatlısı ama böyle parçalar, pekmezli şeyle. Ben o günden bu güne kadar bir daha kabak ağzına koymadım. Ama düşünsene, masada koyunu yiyorlar, 800 kişi seyrediyor. Fakat şey şu, Ayşe buymuş. Şimdi eğer hoca bir baksaydı şimdi o da tarlada çalışıyor. Evet, vallahi billahi. Şu anda oradaydı. Şimdi orada, bereketli evet, köyde. Bereketli köyde. Esas şu kitaba geçelim mi? Ya ama dur, yine aklıma bir şey geldi. Ben şeyi merak ediyorum. Ben Turgut Özal'ı soracağım. Ben onu soracağım. Turgut Özal. Şimdi siz Turgut Bey'le çok yakındınız. Şöyle yakındınız yani, sizden hayatını yazmanızı istedi. Cumhurbaşkanı olduktan sonra öyle istedi. Ben Türkiye'deydim, haber aldım. Turgut Bey beni Ankara'da bekliyor. Gittiğimde biz de tanıyoruz. Yani adam çok direkt. Hit dedi, sen benim hayatı yazacaksın. Ben durdum. Peki dedim. Ne diyebilirsin? Yazmıyorum. Cumhurbaşkanı şey. Ama dedim, biliyorsunuz Amerika'da dedim işte böyle cumhurbaşkanları, Obama iyi bir misal, genellikle seçilmeden kendi hayatlarını yazıyor. Ondan sonra tabii herkes onların yazdıklarını göz önünde tutmak zorunda. Tam o sıralarda şeyin kitabı çıkmış. Emin'in kitabı çıkmış. Turgut nereden koşuyor? İsterseniz dedim şey yapın. Bunu sizin kendi şeyini, otobiyografi dediğimiz şeklinde olsun. My life as told to Heath Lowry. Yani Heath Lowry'ı anlattım. Hayatımı Heath Lowry'ı anlattım. Peki dedi. Senin istediğin gibi olsun ama bana bir şey soracaksın. Neden benim hayatı yazmak istemiyor? Şimdi Turgut Bey'in şeysi bu hiç. Ben de hiç durmadan cevap verdim. Çünkü dedim, kendi fikirlerime ne göre yazsam bir tane çok kuvvetli bir düşmanım olabilir. Abi. Eğer sizin istediğiniz şeklinde yazsam Türkiye'deki bütün arkadaşları kaybederim diye güldü. Tamam dedi. Biz o sıralarda başladık. Yani böyle 5-6 saat tek başı. O zaman şu anda Washington'daki sefiri Nabi Şensoy onun yanındaydı. Hemen Nabi'yi çağırdı. Benim o ufak yeni aldığım tape makine var ya, onu getirir.
Nabi tabii zavallı. Biliyor ki dışarıda bakanlar bekliyor, paşalar bekliyor, şey bekliyor falan diye ama beyefendi rondevular yok bu daha mühim dedi. Biz o gün 4 saat konuştuk. Tabii ben o odadan çıktım. Bekliyor millet dışarıda. Tabii o odadan çıktım. Pardon Cumhurbaşkanı mı başbakan mı? Cumhurbaşkanı. Çankaya'da. İşte bir iki kere daha şey oldu. Sonra yani açıkçası etrafındakiler biraz duvar görmeye başladı. Nisan ayında vefat etti değil mi? 17 Nisan. 17 değil mi? 17 Nisan. Mart ayında son Washington'a. Yani Orta Asya'ya gitmeden. Önce Washington'a gidiyor. Sefaretli bir resepsiyon. Merdivenden çıktık. Selamlaştık. Ama pek soğuk. Biraz yürüdüm. Arkamdan koluma biri tuttuğunu baktım Semra Hanım. Sizi çok kızıyor dedi. Neden dedim? Çünkü bu projeye şey veremiyoruz. Önemsemiyorsun falan. Bak Semra Hanım dedim. Olay şu. Ben bu sıralarda 5-6 kere Türkiye'ye her geldiğimde telefon açtım. Ben buradayım. Hazırım. Ne zaman istersen. Ha. Dedi gitti Turgut Bey'in yanına. Bu sefer ben de bir içki almaya başladım. Bu sefer Turgut Bey yanıma geldi. Orada 500 kişi bekliyor merdiven başında. Arkadan Nusret Bey, Kandemir Büyükelçi. Konuşacağız dedi. Nusret Bey diyor ama Sayın Cumhurbaşkanı işte 500 kişi bu daha mühim dedi. Bize bir oda göster. Ve bir odaya girdik. Ben de o konuşmayı gayet iyi hatırlıyorum. Çünkü Sedat vardır. Ergin. Sedat Ergin'in fotoğrafçı vardır. Hemen kapıyı açtı fotoğrafçı. Biz orada baş başa konuşurken birkaç resim çekti. Onlar kaldı bende. Sedat o zaman Hürriyet'in başını temsil etti. Evet. O zaman şey dedi. Anladım. Semra sen bana hiçbir şey söyleme dedi. Bu işi kaç saat lazım? Vallahi dedim. 75 saat lazım dedim. O zaman bir daha gelişinde bana şu numaradan aç. Ben bütün programı temizleyeceğim. Biz Bolu Dağları'nda bir yere gidip bu işe gidiş o gidiş. 3 hafta sonra vefat. Evet. Ben de olan şeyleri duruyor mu bantlar? Şifre bantları günün birinde herhalde bunun 3. cilt. Birinci kitap. İkinci kitap ben 80'lerde Boğaziçi'de hocalık yaptım. O herhalde bir cilt onu ister. Çünkü Türkiye'nin başındaki insanların büyük bir kısmı. Tanıdınız mı onları başbakanları? Tansu Çiller oradaydı o sırada. Şey dahi. Yeni Dışişleri Bakanınız Davutoğlu. Davutoğlu. Tabii. İş dünyasında herkes, Cem Boyner, şeyleri. Meslek sahipleriniz Sedat Ergin. Yani bayağı şey vardır o zaman tabii. Böyle dışarıda okumak pek bir olanak olmadığı için. Sedat şeydeydi, Sedat Boğaziçi'nde değildi, Sedat şeydeydi. Ankara siyasal. Yok, Sedat Boğaziçi'de başladı, sonra transfer etti. İlk sene şeydi. Tabii. Sedat'ın Boğaziçi'nde başlaması galiba 77 falandır. Belki daha önce. Herhalde. 75-76. Evet, sonra Ankara'ya gitti. Gazetecilik başladı o sırada ve siyasal bilgilere girdi. Evet, o da var. Herhalde en son Türkiye'deki siyasi şemaları falan diye 3. kitap. Evet. Bütün üst düzey politikacıları çok yakından tanıdı değil mi? Siz Bülent Bey'le falan Ecevit'le. Tanırdı. Onda pek bir yakınlığım yoktur ama Mesut Bey'i falan iyi tanırdım. Tam o sırası denk geldi. Yani biz Washington'da 83'te bu enstitü açıldı. Seçimler oldu. Ve Ankara'dan heyetler gelmeye başladı. Ve hemen enstitü güzeldir. İyi bir kütüphanemiz vardır. Bütün Ankara'dan gelen heyetlerde bir durak oldu. Hala oradan çok sevdiğim insanları var. Mesela şu anda Milli Savunma Bakanımız Vecdi Bey. İlk Washington'da tanıştım. Bir ara vereyim mi? Sonra hem şu kitaptan bahsetmek istiyorum hem de
Türkiye'de Türk tarihçilerin hakim olmadığı konuların pek büyük birine Hitbey hakimdir. Yani o tuhaf da bir iki sene içerisinde felaket yayına başladı. Evet. Onun sebebini kendisi anlatsın. Durup durup yayın. durup yayın. Önce az sonra birdenbire müthiş bir yayın. Evet. Hatta haftaya da bir kitap çıkıyor galiba değil mi? Evet o bu da inanılmaz bir şey bu. Müthiş o. Müthiş. Bir de komik. Çok komik şeyler var. Hepsi eğlenceli aslında bakarsan kitaplar. Hepsi eğlenceli. Yani inanılmaz eğlenceli. Bu yaşa kitaplar. Geldim ben istediğim şeyi yazabilirim artık yani. Değerciler soruyorsunuz Hit Bey'in kitabının adını önemli mi diye. Kitap değil kitaplar. Burada gönlünüzde varsa. Bunların hepsi onun kitapları. Hepsi. Şöyle bir geniş şey yapabilirsin. Hit Doran'ın kitapları. Allah ne verdiyse böyle burada. Bunlar. Bu... Şurada bir tane var. Bunu gösterirlerse bunu Yunan hükümeti çıkardı. Değil mi? Bunların hepsi onun kitapları efendim fakat. Bu çok önemli şu ikisi bilhassa. Bu defteroloji arşiv kitabı. Arşiv kitabı. Hani diyoruz ya kitaplı okuma yazma bilen Amerikalı aslında diye. Aslında bu üstteki de arşiv şeyine, o Limni adresinin şeyine. Limni arşivden Osmanlı arşivlerine Limni'yi yazmış. Trabzon. O şeyi soracağım. Bir Trabzon'un İslamlaşması. O en, bu en maceralı kitabı. Onu da konuşacağız onu birazdan. Çünkü bu kitabın kitapta yasaklandı 12 Eylül döneminde. Hazır 12 Eylül tartışırken bunu da tartışırız. Evren Paşa'yı tartışırken. Şimdi bu önemli bir proje. Bu Balkanlardaki Osmanlı mimari varlıklarını şey yapıyor. Bunlar benim son yazdıklarım. Bir de senin bugünkü yazı da. Ya Şehbettin'in tekkesini bulmuş. Bulan o yani. Sen yazdın ama. Ben yazımı buldum. Bulan hiç. Bu çıkmamış daha. Bu provası. The Footsteps. Bu hafta içinde çıkacak. Osmanlı'nın ayak izlerinde. Bu Türkçesi çıkacak mı? Sadece İngilizce. Tabii. Türkçesi bu. Yok gördüm. Hayatımda bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum bu son 3 haftadır. Çünkü niye? Bir kitap çıkartmak kolay değil. Değil. Bilhassa böyle 500 tane resim. Resimler benim ve tasarım genç bir arkadaşlık. Bu Uğur Yayımcılık'tan bir Faruk Özbey bir arkadaşla beraber yapıyoruz. Bir kitap yapamıyorsun. İki tane. Biri Türkçe, biri İngilizce. Dolayısıyla her şeyi çift yapıyorsun. Evet. Yani en güzel bir misal. Geçen pazartesi sabah 6'da evden çıktım. Beşiktaş'taki Bahçeşehir Üniversitesi'de çalışıyoruz. 7'den salı sabah 3.30'u sabaha karşı 3.30'tı. 21 saat. Arabam duruyor kapıda. Taksiyle Emirgan'a gittim. 2.5 saat uyudum. Tekrar 8'de. O gün 8'den akşam 11'e kadar falan. O, yani bu şeyi yetiştirmek öyle. İçin. Yani ama o kadar zevkli bir şey. Tabii. Yani. Tabii. Bir de sonsuza kadar kalacak bir şey. Yani. Tabii. Yani Değerliciler bir kısa reklam arası vereyim de sonra... İnanılmaz bir şey bu. Ya o müthiş bir, komedi, müthiş bir mavra. Bunu anlatacağız efendim. Bir 17. yüzyıl namazgahı, bir Aziz Paulus'un vaaz kürsüsü haline nasıl gelmiş. Ve nasıl pazarlamışlar inanılmaz bir şey. Kısa bir reklam arası değerliciler sonra devam edeceğiz. Asıl eğlence bundan sonra başlıyor. Ayşe değil. Bir mail geldi de Ayşe diye çağırdı hanımı. Adı Ayşe değil hanım. Buradan da öyle bir anlaşılıyor. Birkaç yıl önce öldü. Yollayan Kadir Demir. Olabilir. Demirleri var köyde. Hatta bu kitabın sonunda liste veriyorum ya. Evet imzalı. Kaç demir var mı diye. Evet. Şeye geleyim ya. Diğer konulara geçeceğiz. Evrenosları'dan falan da bahsedeceğiz de. Trabzon şehrinin İslamlaşma ve Türkleşmesi 1461-1583. Aslı bu. İngilizcesi. Evet İngilizcesi o. Orijinali o. Şimdi sizin bu kitaptan önce Halil Hoca'lı bir Arnavut sancağı vardı değil mi? Bu konuda yapılmış. Evet. Bir o vardı. Bir de Necat Göğünç hocamızın şey var. Mardin mi? Mardin. Evet. Değil mi? Evet. Yani aslı bu şehir tarihi için ilk defa. Çünkü burada 4 tane mevcut tahrir defterleri, bu vergi defterleri bir araya. Tahrir defterleri bir anlatır mısınız? Tabii. Yani. Çünkü uzun yıllar arşivde tahrir defterlerinde çalıştınız. Şimdi bunlar yani bana sorarsa bizim yani benim yapmak istediğim tarihin en mühim kaynaklar. Çünkü Osmanlılar her zaman yani bir temel unsur vardır Osmanlılarda bana sorarsa.
Effective fiscal exploitation, bunun Türkçesine yani etkin mali şeyine kaynakları kullanmak ve almak yani vergiyi tam toplayabilmek. Yani ve bunu bilhassa 15. 16. yüzyıllarda hiçbir zaman herhangi bir aşırılık yoktur. Hatta görüyoruz ki bazı yerleri mesela bu Limni kitabında görebilirsin. Limnos adresini aldığı zaman da orada Bizans'tan kalma defterler, buna benzeyen monastik, monaster defterleri var. Görüyoruz ki bir ilk 50 senedir Osmanlı idaresinin altında vergi yükünü %60'dan fazla aşırmışlar. Bu bir siyasi taktik. Bizans'ın %60'ı. Ama tabii, bunu bütün tabii. Balkanlar'da yapmış. Bütün Balkanlar'da yapmış. Baştan sona kadar. Gittiği her yerde vergileri düşürerek halkı yanına almaya çalışmış. Evet. Halil Hoca bunu yanlış yere ölçüyorsunuz. Bizans kayıtlarıyla, Manastır kayıtlarıyla. Biz aralarında getirmedim o kitapta. Bir kitap daha vardır. İşte bu Bizans'ın son dönemi, işte Osmanlıların ilk dönemindeki continuity and change, yani devamlılığı ve değişiklikleri. Orada üç ayrı yerlere seçtik. Biri Trabzon'un Maçkası. Çünkü orada büyük Vazelan falan bu büyük manastırları var. Onların kayıtları da var. İşte bu tahrir defterleriyle mukayese ettik. İkincisi Limni Adası. Nedense Limni'de inanılmaz tahrir defterleri mevcuttur. Üçüncüsü bugün Selanik'in kuzeydoğusunda Aynaros Yarımadası. Manastırlar böyle. Manastır. Halkidiki diye bir bölge. Onları mukayese ettik. Ve bu net bir şeklinde ortaya çıkıyor. Halil Hoca buna senelerce evvel bir isim verdi. Ben de o isimde çok kullanıyorum. İstimalet. Yani iyi niyetlilik şeyle. Şimdi bu konuda belki hocadan biraz farklı düşünüyoruz. Çünkü ben bunu şey olarak görüyorum. Ben biraz geriye gitmem lazım. Bu son 5-6 senedir. Büyük bir proje üzerinde çalışıyorum. Bu kitaplar o projenin ilk şeyleri ama hepsi yan ürünler. Asıl proje Osmanlılar Balkanlardaki idari sistemin kuruluşu. Çünkü 57 tane tahrir defterleri topladım 15. yüzyıla ait defterleri. Sadece, tahrir defteri mi söylüyorum? Ne demek tahrir defteri? Nedir? Tahrir defter bazen 15 senede bir, bazen 20, 25, 30 senede bir heyet yoluyor, bir emin vardı. Gidiyor bir vilayet diyelim. Oradaki bütün timarları, yani timar sahiplerini çağırıyorlar. Ve son 3 senenin onların idare ettiği köylerin gelir şeylerini, bütün vergi şeylerini bir ortalaması çıkartıyorlar. Ve yeni bir defter yapılıyor. O defterdi. Bütün köy isimleri var. Her köye ne ektikleri, hayvancılık varsa kaç tane hayvan. Ekonomik faaliyeti. Ekonomik faaliyetleri. Bir de hani reislerin isimleri. İsimleri. Yani o çok mühim. Tahrir defterler bunlar. Tabii bazı yerlerde belki bir tane kalmış, mevcuttur. Ama nedense Limni Adası'nda 1490 ile 1613 senesi 7 tane. Böyle 15 senede bir tane var. Onun için bilhassa Limni seçtik. Tabii şöyle düşünürsek kronikleri dediğimiz tarih kitapları yani. Tarih kitapları. Bu çok geç başladı Osmanlılar'da. Ben bazen talebelere diyorum ki onlar ilk 200 senede pek tarihi meraklı değiller. Çünkü tarih yapmaktan meşgul oldular için yazmaya vakit bulamadılar. Yazma vakit kim bulamadı. İlk Aşık Paşa Zade midir ilk? Doğru düzgün yazar. İlk yani ve çok mühim. Yani bilhassa Halil Hoca'nın ağırlığı verdiğini ama %100 katılıyorum. Bu çok mühim bir kaynak. Çünkü her ne kadar 15. yüzyılın sonunda yazıyorsa kaynakları gösteriyor. Kaynakları eski kaynaklar ama. Mevcut kaynakları değildir. Çağdaş. Hatta bugün Habertürk gazetesinde bir Halil Hoca bunu gayet vardır. Güzel bir şekilde anlattı. Ve %100 haklı yani o fikirlere iştirak ediyorum. Yani kendisinden önce yazılanları okumuş.
Peki, Aşık Paşazade ondan. Aşık Paşazade yazdığı dönem, kendi yazarken yazdık, kaynak aldığı kişiler önceki, olayların birebir yaşandığı evet. zamanın kaynakları. Peki ne var ondan evvelki yani kaynakları? Tahrir defterleri var. Yani bu 15. yüzyıldaki tahrir defteri. Onun için onlar ele aldım. Ve dediğim gibi bu iki tane, senin altındaki ve bu üstteki kitaplar hepsi o projenin yan şeyleri. Çünkü baktım ki bu defterlerdir. Osmanlılar 15. yüzyılda Balkanları nasıl idare ediyordu? Kalilerden idare ediyordu. Her kali, büyük kalide bir garnizon vardır. Yeniçerilerden oluşturan garnizonlar ve timar veriliyordur onlar. Her ne kadar diyoruz ki Yeniçeriler başlı falan şeydi. O dönemde şey timar sahipleri. Ve merak ettim konu bu. Biliyoruz ki bir yerde mesela Kuzey Yunanistan'da mevcut 30 tane kale varken niye 20 tane yıktırıyorlar? Yani şöyle giriş kapıları ve bir duvara yıktırıyor. Yani düşmanlar geri gelmesin diye. Ama muayen yerlerde büyütüyorlar, tutuyorlar ve garnizon koyuyorlar. Müstahkem mevki gibi. Tabii. Benim... Ama bütün kaleleri tutmuyor. Bazılarını yıkıyor. Evet, bazen yıkıyor. Koruyamayacağı kaleyi yıkıyor. Gelmesin oraya kimse gelip yerleşmesin şimdi diye. Onun nedeni anlamak için, anlayabilmek için çok daha ileriye gitmek lazım. Evliya Çelebi. Evliya Çelebi bu konuyu çok meraklıdır ve çok net bir şeklinde diyor. Her gittiği yerde kale varsa diyor ki bu kalede garnizon var çünkü hüdütte. Bunda yok çünkü içeri kaldığı için ihtiyacı yok. İhtiyacı. Ve gerçekten acaba bu doğru diye tespit etmek için bu Kuzey Yunanistan'daki seyahatler o anlamda başladı. Ama nereye gitmişsem İnanılmaz mevcut mimari eserler buluyorum. Ve bu kitaplar o mimari eserlere... Arada bunlar çıkıyor. Çıkıyor. Benim iyi... tabii ben sanat tarihçi değilim. Mimari tarihçi değilim. Bu kitabı gören de fotoğrafçı olmadığımı gayet açık. Benim şanslığım işte bu Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki kurucu ve mütevelli heyeti başkanı Enver Yücel... Bu kitapları çok beğendiği için çıkartıyor ve benim için çok tabii iyi bir şey oluyor. Ama işte tahrir defterler o. Bana sorarsa eşi olmayan bir kaynak. Yani ne diye bakarsak dünyada o dönemde böyle bir kaynak yoktur. Her şeyi gösterebilirsin. Yani çünkü bir defterinde müthiş bir nüfus artışı görüyoruz. Bundan sonra azalma var. Şeyle mukayese ettiği zaman da diğer mevcut bilgilere görüyorsun ki mesela o nüfus düşüşünden evvel büyük bir veba salgını. Yani veya yani onun için bu hep benim bütün çalışmam, bu kitapları dahi tahrir defterleri kullanıyorum. Bir tür kontrol mekanizmi. Bir şey buluyorum acaba bu doğru mu diye hemen tahrirlere bakıyorum. Tahrir defterleri şeyi söyleyelim. Osmanlı arşivinde. Arşiv. Osmanlı arşivlerinde 1500'ü yakın. Şimdi benim yaşı saklamak diye bir şey yok bir yaştan sonra. Her ne kadar Halil Hoca'ya kadar yoksa yeni ben 42'liyim yani ilk 71 senesinde arşivlere girdiğimde o zaman şartlar tabii çok değişik. Film yoktur piyasada. Sözlü mikrofilm alabilirsiniz ama film yoktur. Film eğer yoktur, evet. Yanında getirmişsen orada bir fotoğrafçı vardır şey. Ama defter almak diye bir şey yok. Defterin şu kadar sayfa. Bu projeye başladığım zaman tamamını vermiyorlar. Evet, bu projeye başladığım zaman da tam dijital haline gelmişler ve ben 57 tane defterin bir ücrete karşı aldım. Şimdi evde bir daha hayat boyunca arşive gitmeye gerek kalmadı. Bir ihtiyacım hissetmeyeceğim. Çünkü gerçekten bunlar çok kolay. Çünkü kompüterde büyütebilirsin, şey yapabilirsin. Yani ben hala mikrofilmde kaldım. Mikrofilmde kaldım. Yok, bu... Daha net değil mi? Kağıda basıp böyle. Daha net ama bir de şu var. O defterler 500 senelik olunca tabii bir kahverengi oluyor. Hı hı.
kompüterde çektiği zaman da siyah beyaz, hemen belli oluyor. O bakımından yani ben de karşıydım. Yani bu ilk başladığı zaman da yok dedim. Ben elimde defter tutmak istiyorum. Evet. Ama şimdi öyle alıştım ki çok rahat. Sen çağ dışı kaldın Murat. Ama dışarıda pek yok. Mesela Avrupa'da falan hala CD kullanmıyorlar. Yok. Bibliothèque Nationale, British Library mikrofilm gönderiyor. Şeyde bizim Washington'daki milli arşivlerde şey alabilirsin şimdi yani CD'den falan. Ama sizde böyle belge yok ki bu kadar eski. Tabii yok. En eskisi 200 sene. 200 sene, 300 sene. 200 sene. Evet. Evet, o kadar. biz daha bebeğiz. Sizinkiler pırıl pırıl belgeler. Bize göre onlar yeni daha. Evet. Dünkü belge. Trabzon şehrinin İslamlaşması. Bu kitap biraz başınıza dert açtı bildiğim kadarıyla, değil mi? Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliğinizin de sona ermesinin de bir miktar etkisi oldu. Yok, yok. Yani o zaman okulda konuşulan oydu. Yani evet, Hit evet. Hoca gitti çünkü bu kitap başına evet, dert açtı diye konuşuldu. Yaygın öyle bir şey vardır. Okulda aslında, öyle konuşuluyordu. Aslında tam tersidir. Biz hatırlayabiliriz yani 70'lerin sonları pek şey değil. Ben de bir müddet Boğaziçi'de tek yabancı kaldım. Sen o yıllarda biliyorsun. İstanbul'da o senelerde hayat zordur. Yani gecelere sokak çıkmak falan yok. 12'de sokağa çıkma yasağı var. Yani her şey. O sıralarda işte bu Harvard Üniversitesi'nin Washington'da bir araştırmalar merkezi var. Dumbarton Oaks dedi. Onlardan bir iş teklifi aldı. Ben reddettim teklifi ama Türk yaşım Demet. Benim haber olmadan oradaki patronlar pazarlığına girdiler. Eninde sonra beni kandırdılar. Yani bir sene falan izin de gittim ilk. O sıralarda bu kitap sıraya girmiş yani bunun Türkçesi. Türkçesi olan. Trabzon şehrinin İslamlaşma ve Türkleşmesi. Ve benim haberi olmadan arkadaşlar oraya bunu çıkarttılar. Türkiye'de çıktı. Türkiye'ye çıktı ama şeyden sonra tabii 12 Eylül'den sonra işte bir ihbar üzerine bunu MİT'ten bir ricaisi üzerine satışı durdurdular. İhbarda gerekçe neymiş? Gerekçe ne Türklerin aleyhinde. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Bunlar mı ihbar etmiş bunu? Birisi ihbar etmiş. Biri ihbar etmiş. Şimdi problem şu. Bir hanım ihbar etti galiba. Bu sıralarda ben şey girdim. İşte bu Washington'daki daha evvel bahsettiğimiz işle meşgul oldum. Tam silah taşırken benim yegane kitabım, bu benim doktora tezim. Evet, ilk kitabım. İlk Türkçe'de yayınladım. Daha İngilizce iki ay evvel ISIS tarafından çıkarıldı ilk defa. Türkçesi yasak değildir ama satılmıyordur. Ama satılmıyordu ama satılıyordu. Çünkü bu yasağa konmadan bana 50 tane falan verdiler. Onlar sağ sol arkadaş, eş, dost falan dağıttım. Tabii kitapçılar da vardır. Bizim İsmail Özduvani, İbrahim Manav falan hepsini aldılar. Ve tabii hemen korsan yayınları çıkmaya evet. Başladı. Biz Murat'la korsanı hep aradık ama. Şimdi benim problem şu. Senelerce okuyordur ve kullanıyordur ama ya bu kitapta bir şey var diye kimse dipnotlarını veya bibliografiyi koymuyordur. Koymuyor. Başımıza iş açmayalım diye. Neyse birkaç sene geçtikten sonra bu işi düzeldi. O yıllarda söylenen hocam şeydi. Yani Hit Doğru kitabında bütün Trabzon'u Rum yapmış. Rum yaptı. Evet. Söylenen evet. Söylenen buydu. Evet. Ve ondan sonra da olan tepkiler üzerine Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı dendi. Öyle dendi. Tabii. Okulda tabii. Konuşan dedikodu buydu. Tabii. Şimdi kitabın bir kısmı da şeyden, iktidar konularından girdim. Çünkü bu tahrir defterleri bizi o prosedürü takip etmek bir yol süreci yani var. Şey süreç şeyini. O da şu. O dönemde İslam dini kabul eden Hristiyanlar, biliyorsunuz siz Türklerde İslam'da şey yok, soyadı yok. Ahmet, Veledi, Yusuf. Şimdi Yorgo bir Rum Hristiyan, Müslüman oluyorsa Mehmet ismi alabilir. Ne diyecek? Mehmet, Veledi, Andronico?
Genellikle bu sorularda bütün dini değiştirenler soyadı şey, Abdullah. Yani Allah'ın kuludur. Bunu tespit edebiliriz çünkü isimlerin arasında Abdullah hemen hemen yoktur. Mesela Trabzon'da bir defterinde 200 tane Veledi Abdullah varken bir tane Abdullah var. Yani Abdullah Veledi Mustafa. Biraz yani, da Abdullah o konuya oldu, şey Mustafa, yaptığım Mustafa için şey oldu. Ama bugün bizim Habertürk gazetede okudum ya. Ali Hoca. Yani çok güzel bir laf vardır oraya. Bizim kadar karışık millet yoktur. Bir millet yoktur. Ve o doğru. Şimdi İslam dinin zaten benim çok saygılı davrandığım bir şey vardır. Kimse demiyor. Bir adam, buna Murat'la konuşuyorduk daha evvel. 1914'te İttihat ve Terakkiciler bir Polonyalı birini Washington'a büyükelçi yolluyor. Polonyalı resmen. Gitmeden bir gün evvel bizim o zamanki büyükelçi geliyor vedalaşmak için. Diyor ki benim ismi Alfred Budanski mi ne öyle bir şey değil artık. Ben Ahmet Rüştem, Müslüman oldum. Kimse demiyor ya bu adam dün Polonya Hristiyan. Çünkü İslam'da o şey yoktur. Buna şey çok net, bilmiyorum o kitapta herhalde Türkçe'de çevrildi. Bu bizim Malcolm X, bu siyah zencinin liderin şeyinde. Ona inanılmaz güzel bir şeklinde anlatıyor. Yani hacı gittiği zamanda Beyazlılardan nefret ediyordu. Gerçekten nefret ediyordu. Hacı gittiği zaman da bütün dünya görüşü değişti. Çünkü orada kimse milliyet şeyi yok, renk zenci yok. Şeyi bakmadı. Şey. Bu Analar kitabında o kısmını okudunuz mu? Bana tabii sene 64 Amerika'daki bu civil rights dediğimiz yani şey tam kaynaşırken biz köyde ne yapacaksın? İki tane radyo vardı kahvelerde. Ajans dinliyorduk sabahdan akşama kadar. Yani 8 ajansı, 10 ajansı, 12 ajansı, 5 ajansı, 3 ajansı, 5 ajansı falan tabii. Haberler. Devamlı herkes bana şey soruyor. Peki siz bu zencilerden neye nefret ediyorsunuz? Arkadan şey gelen soru. Zenci nedir? Bir gün muhtarla beraberdim. Balıkesir'de bir kahveyde bir kamyon bekliyorduk köye gitmek üzere. Kapısı açıldı, bir zenci girdi. Ama nasıl bir zenci? Sanki Orta Afrika'dan çıkmış, kasket takmış ve kapıdan içeri girdi. Bak Kamil dedi muhtarı, hep her zaman bana soruyorsun sen zenci nedir? İşte o bir zenci. Bakıyor, bana bakıyor. Orada oturan kapının yanındaki. Bir daha bakıyor. Ya hiç deli misiniz? O Çakırcı köydeki Ahmet gelsene buraya. Çağırıyor adam. Bak bizim Amerikalı ne diyorsun? Ya git manyak mısın? Bu zenci değil. Bu Çakırcı köylü. Ahmet. Yani bu şey nosyon çok enteresan. Ve bu İslam'ın da var bu. Yani bazen belki değişebilir yer yerine ama onun için yani dün sen Hristiyandı, bugün Müslümandı falan diye. Tabii bu ne diyor? One way street. Tek yön. Yani dönüş yok. O hocam, başka bir şey. Fit hocam çok komik bir mail var. Evlenme teklif ediyorlar size. Ha, eşimden geldi inşallah. Zannetmiyorum. Profesör Bey'e aşık oldum diyor. Benimle evlenmeyi düşünür mü diyor. Vallahi. Ne yazık ki evli. Demelerim de evli ve çok bunu. Evli. Ne yazık ki hocam evli, kusura bakmayın. Çok evli. Bu teklifi kabul edemeyeceğiz. İnanılmaz bir şey. Ya Hitler oraya evlendi teklifi. Hem de bu yaştan sonra. Yani. Demet Hanım seyrediyor değil mi şimdi? Demet Hanım seyrediyor ama iyi ki şu anda burada değil. Hemşin Pazar aksanıyla konuştuğunuzu söylüyorlar. Hemşin Pazar aksanı. Olabilir. Çok komik. İnanılmaz mailler geliyor. Murat seni de ilk defa bu akşam neşeli görmüştür. O ters Murat Bardakçı gitti. Neşeli bir Murat Bardakçı var. Hayırdır? O var. Misafirin ilmine göre efendim. Valla benim tanıdığım Murat her zaman her zaman neşelidir aslında.
Ama bazen burada çok fena oluyor. Biliyorum. Bildiğin gibi. Ben bir iki kere seyrettim. Bildiğin gibi çok fena oluyor. Yani çok seyrettim ama onun gülmedi geceleri de gördüm. Bu arada bu Barış Gönüllerinin CIA ajanları olduğu yolunda bir inanış varmış o zaman. Tabii vardı. Tabii vardı. Hala var. Tabii vardı. Benim klasik bir cevabım vardır. Yani şunu söyleyeyim. Bırak 1960'ların başlarında. Son 10 seneye düşün. CIA bu kadar başarısızsa bizi Irak gibi bir belaya soktular. O zaman ne yapardı? Yani o kadar güzel organize etmiş ki bırak Türkiye ajanları yollayacak. Balıkesir'deki dağ köylerine adam yollayacaktı. Orada ne öğrenecektim? Yani. Balıkesir. Gerçi ajan diye yollanıp sonra bizden olmuş. O da daha yalnız, iyi yalnız o konuda yani biraz dolaylı bir şeklinde çok enteresan bir şey var. Şeye bakarsan, şu anda Amerika'da bizim mesleğimizden meşgul olan kişilerin hepsi değilse benim yaşındaki olanlar çoğu Peace Corps. Robert Denkoff geçen hafta bahsetmiştin. Evet. Robert Denkoff Peace Corps. Yani barış gönüllüsü. Ronald Jennings o da çok genç yaşta vefat etti. Yani o Peace Corps'un o şeysi vardır. Yani benim gibi birkaç kişinin hayatları gerçekten değiştiren nokta. Evet bu kitaptan Murat pardon şununla ilgili çok soru var. Özellikle Trabzon civarından geliyor. Değerliler bu kitabı bir göstereyim size. Şöyle yap istersen. Trabzon aslında şehrinin İslamlaşma ve Türkleşmesi. Şu anda var mı? Yeni basımı var yeni mı? Yeni basımı zaten. O yeni. O Boğaziçi'nin 3. baskısı. Boğaziçi Üniversitesi yeni. Güzel oldu şu çünkü. Şu aslı. O da İngilizcesi. Sizin doktora teziniz değil mi? Bu benim doktora tezim. Evet. Bu da aslı Isis Press'ten çıkan İngilizcesi. Şimdi bu Türkçesi. Efendim özelliği onu şey yapalım kısaca söyleyelim. Yani 1461 ile 1583 yılları arasında Trabzon'un tahrir defterlerine göre hatta aile kimler Türk'tü, kimler Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçtiler ve Trabzon nasıl Müslümanlaşıp Türkleşti onu anlatıyor kitap. Evet yani şeysi budur. Asıl pek yani bunu benim söylemem pek doğru değil ama yani rahat okunabilecek bir kitap değil. Evet. Çünkü çok teknik. Teknik. Ama o konudaki tek yayındır. Teknik şu. Yani şehirdeki mahalle bu 4 defterlerinde nasıl değişiklikleri gördü ve nasıl büyüdü? Tabii o dönemde Trabzon, belki Trabzon'un bir bakıma altın çağı diyebiliriz. Yani kimler yoktur? Yavuz Selim, Şehzade, evet. Kanuni 1494 veya 5'te orada dünyaya geliyor. Onun süt karındaşı da orada Yahya Efendi. Yahya Efendi. Beşiktaşlı Yahya Efendi. İkisi de çocukken bir Rum goldsmith, goldsmith yani altın şey yapan kuyumcu. Kuyumcu, bir Rum kuyumcu Konstantin yanında çıraklık görüyorlar. Kanuni. Tabii. Mücevhercidir. Kuyumcudur. Tabii. Hobisi kuyumculuk. Tabii. Ve o şeyi devam ediyor. Evliya Çelebi'nin babası bütün İstanbul'daki şeyin Loncanın başında. O anlatıyor. Kanuni hiçbir zaman o şeyi bırakmadı. Büyük para harcadı. Onlar 10 senede bir, 20 senede bir falan büyük şenlikleri yapıyordur. Hep Kanuni'nin vakfettiği parayı. Yani enteresan bir dönem. Ve şu bakımdan enteresan. Yani Fatih ve Mahmut Paşa Trabzon'u elde etti günden itibaren. Yani o etti günde ne varsa yani etnografik bakımından sonuna kadar devam ediyor. Rum Hristiyanları vardır. Ermeni
Hristiyanları vardı. Bir de Latin Katolikleri vardı. Bu Venedikleri ve Cenovizleri. Ve 20. yüzyılın başında tabii arttı Müslüman topluluğu. İlk Müslümanlar işte bu 1486'daki defterini görüyoruz ki iki sebepten. Biri sürgün yol ile, yani Trabzon şehrindeki ilk Müslüman nüfus kendi istekli değil sürgün ediyor. Orta Anadolu'nun kasabalarına. Hmm. İşte Çorum, Niksar, Osmancık falan, yani Samsun her yerinde. Onlar 200 aile. Bir de başka bir grup var. Kendi istekiyle Trabzon'a gelmiş, yerleşmişler. Onlar nereden gelmişler? O işte ilk Müslüman topluluğu. Ve 1461'den 1920'ye kadar baktığımızda o oranlara değişiyor. Ermenilerde pek değişiklik yok. Latin Hristiyanlarda pek değişiklik yok. Ama Rum Hristiyanların nüfuzu azalınca Müslüman şeyi çoğalıyor. O kitabın asıl şeyi o değil tabii. Yani o bir sonuna doğru bir kısmı ama evet, en çok ilgi gösteren kısmı o. Mesela 1583'te Baba'da Abdullah olanların sayısı 256. Hani İslamiyet'e geçenler bunlar. Hasan 61, Hüseyin 33, İbrahim 21, Mustafa 52, Yusuf 5. Bu oranlar var. Ve Abdullah ne kadar çoksa o kadar Hristiyan Müslüman olmuş. O derece Hristiyan Müslüman olmuş demek. Ben bunu kendi kafamdan falan icat etmedim. İlk önce bizim en büyük üstadımızlarından biri Ömer Lütfi Barkan. Barkan'la da çalıştınız siz. Tabii. Barkan benim o şansım vardı. Yani İstanbul'a geldiğim senelerde bunlar hepsi hayattaydı. Barkan bana çok iyilik yaptı. Yani giderdim onun ofisine, saatlerce beraber de bir defter falan bakardık. Bir takım şeyler anlatırdı. O rahmetli Cengiz Orhonlu, büyük üstadımız, 49 yaşındayken vefat etti. Evet, o yaşta gitti adam. Cengiz Hoca, Tayyip Gökbilgin, Şahattin Tekindağ, bunlar hepsi bana, asıl hocalarım bunlardır yani. Yalnız bir yazımda bir şey okumuştum hocam, bir tahrir defterini birkaç sene sonra okuduktan sonra hatalarımı buluyorum, başka manalar çıkıyor. Tabii. Gibi. Yani bu defterler, yani asıl problem şu. Bilhassa benim çalıştığım bölgeler, ister Trabzon, ister Balkanlar'da falan, nüfusun büyük bir kısmı Hristiyan. Bir emin, bir katip geliyor, isim soruyor. Onu eski Türkçe'de nasıl yazıyorsa bilmiyor tabii. O dert o. Bir de bu defterlerin kullanılan özel bir şey vardır, script. Yazı çeşidi. Yazı çeşidi. O da siyakat dediğimiz. Şimdi normal eski Türkçe'de tabii bir nokta birçok şey değişir. Ama bu siyakat yazısında evet orada... Şu yani mesela. Evet, bu siyakat. Şöyle göstereyim. Bu. Ama bu temiz bir siyakat ve evet. 15. yüzyılda hala şu biraz noktaları var. Hala biraz noktaları var. Ondan sonra bütün bu noktalar kalkıyor. Herhangi bir şey... Eli kere değişik şeyleri okuyabilirsin. Eninde sonunda bunu yani çok... Okuya karşılaştıra. Siz buna okumaya çalışmıyorsunuz. Kobra hat bu. Yani veledi kalika, kalika. Bakıyorsun orada. Ben bu mesela yani kelime gördüğüm zaman da ben bunu okumuyorum. Yani o yani diyorum. Evet. Yani steno gibi bir şey. Gerçekten bu şey için, bürokrasi için bir steno. O bakımından bir insan ne kadar çok okursa o kadar tabii kolay oluyor. Evet, eminim ki ben şimdi bu Trabzon'daki çalışmadaki kullandığım defterlere hiç 30 küsur seneden beri hiç bakmadım. Şimdi gitsem hem çok daha rahat okurum. O konuda şey vardı bizim Halil Sahilioğlu. O da bir yerden İskenderun'da oradan bir yer. Arapça biliyor. Yani iyi Arapça biliyor. Arşivde beraber çalışırken ben ilk girdiğim senelerde günde belki 5 defa ona gidiyorum. Ya hocam şunu okumuyorum falan diye. O da kibarlıktan her seferinde kendi işi bırakıp bana yardım ediyor.
Ta bir gün yeni kalktım. Çok kibar bir şeklinde dedi ki Hit dedi. Zannediyor musunuz diyor bu defter senden daha iyi okuyan var mı dünyada? Bu defteri yazan katipten sonra en çok sen okuyorsun. O zaman biraz şeyim arttı. Yani demek ki. Yalnız hocanın o dediği çok doğru. Çünkü yabancı dildeki ismi eski Türkçe yazınca bir ölüm. Arşivde bir gün başıma geldi. Bir gazetenin haberinin tercümesi geliyor. Besettin Hüze okudum şimdi ben şeyi. Nedir bu diyorum. Açıkçası arkadaşlar da İngilizce'de sen bul dediler. Boston House. Boston House News diye bir şey. Besettin Hüze News. Tabii. Bunu anlayacaksın. Boston House News oldu. Şimdi beterin beteri. Rahmetli Ömer Lütfi Barkan günün birinde beni çağırıyor. Acele gelir misiniz? Benim iş yerimde Beşiktaş'tı o zaman. Evet. Hemen arabaya atladım, gittim üniversite. Hocam bir şey mi var dedi. Ya dedi o senin hoca var ya Stanford Show. Evet dedi. Biliyorsun ben onu çok seviyorum dedi. Ama İngilizcem olmadığı için onun hiçbir yazdığını okumuyorum. Ama çok seviyorum. Onun üniversiteden bir mektup aldım dedi. İşte ona Distinguished University Professor yani Ordinarius gibi bir şey olacak. Bütün dünyadaki isim yapmış onun daldaki bilim adamların fikirlerini soruyor falan. Ben dedi bir şey yazdım dedi. Ama sen onun talebi olduğu için sen mecburen tabii onun bütün yazdıkları ezberlemişsin. Ezberlememişsin dedi. Okumuşsun herhalde dedi. Tamam dedi işte o yazdıkları kitap hakkındaki şeyleri sen ilave edeceksin. Bu biraz gecikti baktım 3 ay evvel gelmiş mektubu. Bunu yarın bana getirir misiniz? Ben zaten kendi fikirlerimi yazdım. Bana bir zarf uzatıyor. Hay hay hocam dedi. Gittim. Eve vardım, açtım. Ah, eski Türkçe. 2 sayfa. Okumaya çalışıyorum. Bir tek kelime. Ama nasıl bir tek kelime anlamadım. O zaman rahmetli kayınpeder bizim bir kat üstte oturuyordu. Gittim ya İbrahim Bey dedim. Ben bunu okumuyorum. Temiz bir rika. O da baktı, çok iyi eski Türkçe biliyordu. Onu 4 sene evvel 103 yaşında kaybettiğimi. O da bir dakika baktı falan, sonra gülmeye başladı. Fransızca okumuş, yazmış. Fransızcayı eski Türkçe'ye yazmış. Eski Türkçe Barkan. Tabii. Arap alfabesiyle Fransızca. Süper. Ben de şeyin bir mektubunda gördüm. Halide Edip'in bir mektubunda Türkçe yazmış. Bir önemli bir politikacıya. Sonunda bir şey. Bir cümle. Ki ben seri okurum eskiden şeyde. Çözemiyorum. Sonra çözdüm. See you soon. Tabii. İngilizceyi Türkçe yazmış. Tabii. Bunun şeyi de var. Hatırlıyorum ben talebeyken Stanford Shaw hep anlatırdı. Bir belge. Okuyor okuyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Sonra Winchester Repeating Rifles çıkmış. Peki şimdi Trabzonlular çok merak edecekler de onların bu merakını giderelim. Trabzon ne kadar da ne kadar Türktür mesela o dönemde? Yüzde kaçı? Müslümandır. Şimdi. O zaman pek Türklük yok. Tabii. Şimdi. Yani şimdi böyle bir durum var tabii. Zaten bugüne dek görüyoruz. Karadeniz'de hayat şartları çok zor. Yeter şeyleri, tarlalar, marlalar falan yoktur. Dağlık, denizden dağları çıkar. Ya denizden bir hayat almaya çalışıyorsun. Dolayısıyla Trabzon'dan her zaman bir göç şeyi vardır. Yani evet, bazen kendi istekleriyle, bazen istemeden. Mesela Fatih 8 sene, İstanbul'dan sonra 8 sene sonra Trabzon'u alıyor. Ve o bütün Osmanlı şeylerinden insanları sürgün yoluyla İstanbul'a getiriyor. Yani onun amacı İstanbul'u yeniden canlandırmak. İstanbul'a müteahhit lazım, tabii. O yüzden Trabzon'a getiriyor herhalde. Şimdi bakıyor, yok, bambaşka. Şaka yapıyorum. Bambaşka. Hala Beykoz'da var ya, Dalyancı. Evet. Onlar hepsi Trabzon'dan görmüş olanlar. Yani İstanbul'daki 1540 bir defterde görüyoruz ki orada Trabzon'daki Dalyancı cemiyatları.
Şehir olacaksa balık da yenecek değil mi? O balığı kim tutacak? Oradan balıkçılar getiriyor. Dolayısıyla her zaman bir şey vardır. Yani İstanbul'dan bir nüfus akını vardır her iki tarafında. Ama mübadeleye kadar 24.924'e kadar Trabzon, ben şimdi şehir içinde yalnız konuşmuyorum. Trabzon yani o Karadeniz bölgesinde epey büyük bir Rum nüfuzu vardır. 1915'teki tecrübelere kadar çok büyük bir Ermeni nüfuzu vardı. Onun için yani tabii aynı şeyi herhangi bir Osmanlı şehri için diyebiliriz. Başta İstanbul, Selanik. Yani Osmanlı bu demek. Bu ister istemez bu bir imparatorluk. Yani insanlar her yerden getiriyor bir şemsiye altında onları şeyler yiyor. Yani Trabzon'da başka bir yerden pek farklı değildi bu konuda tabii. Benim Evrenosoğulları bakıyoruz. Evrenosoğulları. Ona da geleceğiz. Reklamdan sonra Evrenosoğulları konuşacağız. Bir yandan da şeyi konuşmak gerek herhalde. Bu Balkanlardaki Türkler. Yani orayı en iyi bilen. Nereden geldiler? Nereden? Geçen program biz hafif bir girdik. Ay şimdi Fatih, her programda çok soru gelir. İşte biz şuralıyız, buralıyız ama Konya'dan gittik, şuradan gittik. Aslımızı nasıl bulacağız? Onun erbabı burada. Reklamdan sonra mı yapacağız? Reklamdan sonra yapalım size sonra. Yani o kadar da soracak soru var ki aslında. Ben şeyi sormak istiyorum şimdi. Kalkıyor işte Amerikalı tarihçi Evrenos'un şeceresini, evet. Siyakatları onları yayınlıyor ama belge bilmeden de tarihi okuyamadan tarihi yapalım, o konuyu da bir soralım. Yeni moda var yani geçen hafta konuştuğumuz. Ya uğraşma şu adamlarla bak. Adamla neden? Hayır neden uğraşma? Bak Profesör Laurie'yi bulmuşuz. Bir beni dinle. Neden uğraşma? Şimdi bak adamlara sen bir tane yazın. Dedi kardeşim kitabında yanlışlar var bunları düzelt. Sen bunu yazmadın mı? Evet. Adamlar 8 hafta mı oldu? 9 hafta mı oldu? 9 haftadır. Sermaye çıktı. 9 haftadır deli beller gibi Murat Bardakçı ile başlayan ya. Çünkü adamlar bu işe bayıldılar. İlk defa kenarda kıyıda kalmış ve bana sorarsan hakikaten yani tarihçi ama tarih meraklısı diyeceğim düzeydeki adamlar şimdi birdenbire popüler hale geldiler senin sayende. Bahsetme şunlardan. Peki onlardan bahsetmeden ben hocaya kısaca sorayım. Hocam Osmanlıca bilmeden Osmanlı tarihi yapılır mı? Bana göre yapılmaz. İşte ben söyleyeyim. Yani ama şu bakımından ben biraz değişik düşünüyorum. Yani şöyle ifade edebilirim. Her semestrin başındaki ilk dersinde Osmanlı tarihi anlatırken, bilhassa erken dönem Osmanlı tarihi, talebelere şöyle bir şey diyorum. Şu semestrede benden duyacak olanları Heath Lowry'nin 2009'da düşündükleri ve inandıkları şeyleri size anlatacağım. Ama bu ders 10 sene evvel benden alsaydı başka şeyler anlattım. 10 sene sonra başka şey anlatabilirim. 10 sene sonra da çünkü bilhassa erken dönem Osmanlı tarihi biz daha yeni öğreniyoruz. Yüzünün biraz böyle şey yapmaya başladık. Yani hiçbir şey yani ben şahsen kendim için Halil Hoca söylüyor bunu. Bildiğimiz her şeyi unutalım diyor. Tabii, yani. Tabii. Hiçbir şey. Çünkü resmi tarihten hiçbir ilgisi yok. Yani bunu reklamdan sonra konuşacağız. Bu Evrenosoğullar. O en güzel misal o. Evet. Yani bu Üçbey aileler, ister Evrenosoğullar, Mihailoğullar, Malkoçoğullar, Balkanları fethedenler evet, onlardır. Aynen. Ama resmi tarihinde evet onların bazen Evrenos'un ismi geçiyor. Evet. Ama sanki orada bütün şeyleri Osmanlı Hanedanı'nın padişahları fethi. Hayır, halbuki evet. Öyle bir şey yoktur tabii. Halil Hoca'da da yazıyor zaten. Yani çok evet. Net bir şekilde. Yani şey yoksa, Evrenosoğulları yoksa oldum. Balkanlara giriş yok yani. Orada giriyorlar. Devzel kısa bir ara vereceğiz. Sonra ben devam edeceğiz. Balkanları neyse. Osmanlı nasıl fethetti? Balkanlardaki Türkler nereden geldiler? Nereden gittiler Balkanlara? Sonra geri geldiler. Nereye gittiler? Ve Balkanlarda Türk etkisi neydi? Tabii Balkanlarda onca Türk şimdi ne oldu? Bunları da reklamın ardından konuşacağız.
Evet, tekrar beraberiz. Trabzon'a bir dönelim. Niye dönelim? Trabzonlular çok merak etmişler tabii İslamlaşma meselesini. Kimler İslamiyet'e geçmiş mesela? Trabzon'da sonuçta oldukça kalabalık bir Rum da var sizin dediğiniz mübadeleye kadar. Kimler Müslüman olmuş Trabzon'da? Valla Trabzon'da bunu söylemek biraz zor. Bunu daha ziyade Balkanlar'da daha net bir şeklinde belki anlatabiliriz. Yani Balkanlar'da görüyoruz ki zaten ilk bu şeyi dikkatimizi getiren Halil Hoca 55 sene evvel bir Arnavut defteri çalışmasında, bir de o meşhur Stefan Duşan'dan makaleye. İlk sıralarda en fazla üst tabakı Bizans'taki olan şeylere, nobility dediğimiz. Asiller. Onlar biliyorsunuz yani yeni Halil hocamızın şeyi vardır, %100 katılıyorum. Bu Arab'ın Methods of Conquest diye bir makaleydi, ilk bunu dile getirdi. Osmanlılar bir yere fethetmeden, genellikle 15. yüzyılda Balkanlar'da, ilk önce oradaki şeylere, hükümdarlarla bir anlaşma var. Siz bana senede şu kadar bin asker ve şu kadar para verirsiniz, ben sizi şey yapacağım. Ve böyle 15-20, yerine göre değişir, 25 senede böyle bir sistem devam ediyor. Sonunda, yani önce vergiye bağlıyor. Sonunda direkt giriyor ve direkt alıyor. Şeyini impoze ediyor. Niye böyle yapıyor? Benim bu bir hipotez, başka bir şey değil ama buna inanıyorum. Burada hocadan biraz yolumuz ayrılıyor. Çünkü ben o ilk dönemde böyle devamlı Anadolu'dan gelen bir akın Türkleri olduğunu inanmıyorum. Çünkü defterlerde görmüyorum. Açıkçası. Çok önemli oldu. Bir yere gidiyorsun. O nüfusla senin hiçbir ortak noktası yok. Din ayrı, lisan ayrı, kültür ayrı, tarih ayrı. Senin amacı iyi bir şeklinde vergi toplamaksa sen onu nasıl yapacaksın? En azından oradaki yerel lisanlı konuşacak idareciler lazım, değil mi? Peki en iyisi zaten o pozisyonda 100, 200, 300, 400 seneden. Dolayısıyla o üst tabaka çok çabuk Osmanlı şey oluyor. Halil Hoca'nın çalışmalarında bunu gayet net görüyoruz. Benim de bu son senelerdeki çalışmalarında hiçbir din şeyine şart koymadan. Yani Hristiyan timar sahipleri bunlardır. Geliyor. Neden geliyor? Çünkü oradaki halk, yani asıl vergi veren kendi başındaki aileler bu yeni sisteme kabul etmişse onlar da çok rahatlıkla kabul ediyor. Alışmış aynı adamlar vergi ödüyorsunuz. O bakımından benim kanaatim şudur. İlk kuruluş devrinde, yani Balkanların giriş 15. yüzyıl diyelim, ilk İslam kabul edenler bu asıl zade aileler. Ve görüyoruz ki kimisi ikinci kuşaktı, kimisi üçüncü kuşaktı. Herkes aynı anda falan değil. Mesela Arnavut'ta meşhur bir aile var, Pavlo Kurtik. Onun soyadı kullanılıyor bu defterlerdir. Onun için biz buna birkaç şeyini takip edebiliriz. Bir dönemde bakıyoruz, onun üç tane oğlu var. İkisi Müslüman, biri Hristiyan. Müslüman olanların birinin oğlu da timar sahibi, o da Hristiyan. Demek ki babası din değiştirdiği zaman da o zaten yaşlıydı. Yani küçük olsaydı babasının şeyine değişirdi. İlk tabaka onlardır. Ondan sonra, ama bu böyle hiçbir zaman bir iki yerin dışında. Biraz Bosna'da bir değişiklik durum var herhalde ama genellikle bu aniden bir şey olmuyor. Yani büyük bir din değişimi akımı yoktur. Peki hocam kuşaktan kuşağa, pardon. Bir şey soracaktım.
Şeyin etkisi yok mu? Vergi sisteminin etkisi yok mu? Çünkü Hristiyanlar daha yüksek vergi ödüyor. Daha işte ona gelecektim şimdi. Ondan sonra genellikle en düşük, yani en fakir olanları. Çünkü gerçekten o fazla verdikleri, ispenci dedikleri senede 25 akçe onlara bir yük oldu. Tabii oradaki müdiri rolünde en büyük şey tarikatlar. Yani biz bunları hepsi sonra Bektaşi diyoruz. Halbuki 15. yüzyılda Bektaşilik yok. İşte Abdallah, işte Helvetiler, şeyler, Kalenderiz, Kalenderoğlu'lar falan. Yani bunlar vardır. Ve bunlar zaten heterodoks. Her şeye açık. Açık. Sen Hristiyansın, şarap içiyor. Biz de içiyoruz. sen azizlere şey yapıyorsunuz. Bizim şeylerimizde evliyelerimiz vardır. Hatta bazı müşterek görüyoruz. Müşterekler var. Yani Hızır İlyas, Ayos Yoryos'un Müslüman şeyini. Dolayısıyla bir de şey, tabii bu çok mühim. Barkan ilk önce bunu gözümüzün önüne getirdi ama maalesef pek kimse onun çizdiği yolu devam etmediler yakın zamana kadar. Ben de o yola indiğim şu anda. Barkan çok mühim bir şey tespit etti. Balkanlarda, Batı Trakya'da bilhassa Osmanlı padişahların yani ilk sultanların en eski vakıfları çoğu şeyleri. Bu derviş şeyhler, babalar, sultanlar, abdal şeyleri falan. Onları bir yer veriyor. Neden? Bana sorarsa nedeni şu, biraz konudan konuya geçiyorum ama biraz evvel bahsettik bu büyük Üçbey aileler. Asıl oradaki ordu bunlar oluşturuyor. Akıncılar veya gaziler. Peki bu adamlar kimdir? Bu adamlar oradaki o dervişinden. Tamam, senede 6 ay seferi çıkıyorsun. Peki kalan 6 ay ne yapacaksın bunlar adamlarla? Bunlar sokakta mı bırakacak? Hayır. Bunlar barındırmak için zaviyeler, tarikatlar yapıyor. Barkan çok iyi bir şeye dayandı. Çoğu zamanda bunlar bazen şehirlerin içinde olabilir ama çoğu zamanda yani bayağı uzak yerlerde, dağlarda, tepelerde falan da. İşte bu kitaplarında ben onların yerlerini gezdim. Yani birkaç tane gezdim. Hala 600 sene sonra Batı Trakya'da bunlar var. Derviş tekeleri. Tabii. Ve Alevi tabii. Yani tıpkı bugünkü Halil Hoca'nın yazısında dedi. Yani en eski Osmanlıların şeysi, inançları budur. Bu kitapta, bu son kitabında geçen sene bir grup getirdim. İstanbul'dan bir grup Türkler ve yabancılar. 2 günlük bir Meriç Vadisi'nin bir gezi. Ama Yunan tarafında. Dede Ağaç'tan Ferici, Dimatok'a, sonra Rüşenler yani Seyid Ali Sultan'ın tekesini. Bir pazar günü vardık o tekede. 600 senelik bir teke. Yıldırım Bayezid'in. Şaştım. Ben daha evvel birkaç kere gittiğim için orada bir türbedar var. Başka kimse yok türbenin içinde. Evet. O gün 100 kişi çalışıyordu. Yeni bir yemekhane yapıyorlardı. 3 tane yaşlı adamlar oturuyordu. Birini daha evvel tanıştım birisi de beni çağırıyor. Beyim diyor. Baktık bunlar yabancı turist çoğu. Belli. Kıyafetten şeyden falan. Bunlar hepsi sizin bizim gibi değil mi? Anlamadım. Neydi? Yani dedim. Yani hepsi Alevi Bektaşi değil mi? Herhalde dedim. İstanbul'dan kalkıp buraya kadar başka Alevi Bektaşi'den başka kimler geldi falan diye. Yani orada bir divanlı, bu şeyin bir divanlılığını görüyoruz. Bana daha önce şey de anlattı aynı hikayeyi. Profesör İzzettin Doğan. Hmm. Aynısını anlattı o da. Ama şimdi o bizdeki Alevilik mi aynı mı? Oradaki. Şimdi onlar... Bizde Bektaşi unsuru pek kalmadı artık. Onlar tabii 2. Mahmut zamanında yani Yeniçeriler kestikten sonra Bektaşi tekileri de kapandı. Ama nedense
bir defter var. O defterde görüyoruz. Onların malı hep dağıtıldı, satıldı sağa sola falan. Seyyid Ali Sultan'ın malların bir kısmı ama bir kısmı da değil. Hı. Ve bu gerçekten yani fal olan herhalde en eski Bektaşi. Bektaşi evet. Bektaşi o kadar şeye benziyor ki Hacı Bektaş'taki tekinin tam orta avlusunda 600 senelik bir karadut ağacı. Yani her şey aynı her şey. Devam ediyor. İşte onların bayram günlerinde falan 7-8-10 bin kişi geliyor. Anlattıklarına göre bilmiyorum doğru olup olmadığını ama Bulgar hududundan yani 12 kilometre falan her zaman Bulgaristan'dan geliyorlardı dedi. Yani komünist zamanında dahi. Tabii o zaman o bölgeye kapalı bir bölge Yunanistan'da. Yani dışarıdan pek gitmek mümkün değildir ama bunun bir 600 senelik bir gelenek. Yani devam ediyor. Gazi Erenos'a geçelim mi? Evet yani şeyi söylüyorlardı demin arada da. Asıl Rumeli'yi fethedenler padişahlar mı uç beyleri mi? Uç beyleri. Yani bunların bazıları Hristiyan. Yani başta, evet. Köken de olabilir. Yani ben en çok yani bu kitabı var ya nedir bunun Türkçesi? Balkanların şekillenmesi değil mi? Evet. Bu kitabın Osmanlı Balkanlarının şekillenmesi. Kısmında şey bu ben Hacı Evrenos diyorum çünkü kendisi ait iki tane kitabeler var taş kitabeleri. Kendi kullandığı unvanı Hacı. Hacı. Çünkü yaşlıken Hacı'ya gitmiş. Hmm. Ben onun için Hacı Evrenos diyorum. Hacı Evrenos 1359'dan ölünceye kadar 1417'de vefat ettiğini kesin biliyoruz. Çünkü mezardaki, türbedeki kitabesi mevcuttur. 60 senedir. Hüdevendigâr değil mi? Başlı Yıldırım, Fetret Devri, Çelebi. Mehmet Çelebi. Yani eğer bir bağlantı, bir nokta varsa o tarihin o kısmında Evrenos. Hatta veyahut da Aşık Paşızade yazıyor. Yıldırım evlenirken sayıyorlar. Yani bütün sancak beyler geldiler şu hediyelerle, bu hediyelerle. Memlük Sultan'ın elçisi geldi. En son Evrenos girdi ve inanılmaz yani yani bir servet hediye olarak veriliyor. Tabii bunlar çok mühim bir roldu. Yani Evrenos'un şu anda yazdığım bir şeyi de Evrenos'un sadece Selanik civarında vakfetti 59 tane köy vardır. Bir oğlunun 7 tane daha, bir torunun 8 tane daha. Bu sadece vakfettikleri temlikler yani mülk, şahsi mülk. Ve her padişah tahtı çekince o mülknameler yenilemesi lazım. Ve 1920'ye kadar yenilendiriyor. Yani inanılmaz bir güç. İşte bu kitap çıktığı zaman da yine Habertürk'te bir televizyon programı çıktı. Ve Evrenos ailesinden birkaç kişi seyretmiş programı ve beni buldular. Ben hep onlar düşünüyordum onları nasıl bulacağım falan. Bilhassa iki tane emekli bir deniz kaptanı Ersin Evrenos. Bir de bir avukat Özer Gazi Evrenosoğlu. Ellerinde ne varsa açtılar. Bu Ersin Evrenos'un ailesinde 4. Mehmet, Avcı Mehmet'in zamanında yapılmış bir aile şeceresi. Zaten onu şu işte şeceri bu. Nasıl bir şeceri? 90 küsur sayfalık bir şeceri. Şeyden başlıyor, peygamberlerden başlıyor. Hazreti Muhammed'in soyundan geçiyor. Öyle gidiyor. Osmanlı padişahlar Avcı Mehmet en son ve bir sayfa sonra Hacı ve Gazi Evrenos. Yani
kendilere nasıl gördüler? Çünkü gerçekten oraya fetheden insanlar onlardır. Ona biraz evvel Murat'la konuşuyorduk. Yani Osmanlıların kurucu ailelerden diyebiliriz. Bir de tabii en sonunda en sonunda şeydi İttihat ve Terakki'nin baştaki isimlerden Rahmi Bey, Evrenos. Evet. Yani hem başladılar hem kapattılar. Bir bakım. İmparatorluğu başlatıp bitiren. hakkı varmış demek ki şeydi. Ama kurucu hisseye sahip. Kurucu hisse evet. Evrenos. Altın hisse. Altın hisse. Evrenos üç defa şeyini değiştiriyor. İlk önce ilk durak noktası Gümülcini. Orada birkaç sene merkez olarak kullanıyor. Ama devamlı fethediyor. Adriyatik'e doğru. Arkadan taşınıyor Gümülcini'den Siroz, Serez. İkinci bir. Sonra Selanik'in ilk fethinden sonra yeni civardar, Yenitse. Bugünkü Yenitse. Yani Selanik'in 38 kilometre batısında. Orada hiçbir şey yok baktığınız zaman da. Ya bir ova ama çok acayip bir yakın zamana kadar büyük bir göl var, gül vardır. Ve o gül çok derin değil. Dolayısıyla bataklık ve şey, sivrisinekle dolu. Yani nedir o hastalığı? Sıtma. Öyle ki yine civardaki olanlar hepsi şey, yaz aylarında şey geçer, yayla geçer. Çünkü oturulacak gibi değil. Peki adam orayı neye seçti? Çünkü atları beslemek için ideal bir yer, tamam mı? 10 bin tane adam vardır. Ve orada, adam orada bir kervansaray yaptırıyor. Evliya Çelebi anlatıyor. Diyor ki, 300 sene sonra her gün 600 tane atlarla adamları geliyor. Şu yemekleri veriliyor, sayıyor ve onun dışında 3-4 tane imaret de vardır. Hem Evrenos'un hem daha sonra ailedeki fertlerin. Yani orası tam onların merkezi. Şeye kadar, 1912'ye kadar. Yani Yunan ordusu giriyor. Gelinceye kadar. O zaman ailenin büyük bir kısmı Türkiye taşınıyor. Bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı Dikili, İzmir, Bursa. Kalan kısımlar şeyle geliyor. Mubadeli'den 24'te geliyor. Şeyi göstereyim şu Evrenos Hanedanı kitabı hocanın. Bizim arkadaşla beraber yazdım. Yanitsa. Benim çok eski bir arkadaş Marmara Üniversitesi'nde İsmail Erinsal. İşte bu hazine diyelim. Beni geçen Nisan ayında falan verdiler. Yok Mart ayında falan verdiler. Hemen İsmail'e dedim ki hadi biz bunu hemen çıkartalım. Ve oturduk 1,5 ay içinde şey yaptık. Bunu gerçekten şimdi kitap haline getiriyoruz. Çünkü bunu bu çıktıktan sonra bir takım yeni vesikalar verdiler. Ve şimdi ikinci bir makale çıkıyor. İşte bunun eki, postscript. Sonra ikisini birleştirip kitap haline o da Bahçeşehir. Şeyi konuşacaktık onu unuttuk ya. Niye bu kadar hızlı ve çok kitap yazmak. Evet. Peş peşe şimdi. O iyi bir soru. Yani şu bakımından iyi bir soru. Çünkü siz ben daha önce tembel bir yazardınız. Evet. Tembel bir tercihdiniz. Yani tembel değilse ben normal bir akademik kariyer olmadığım için. Yani evet 7-8 sene Boğaziçi'de hocalık yaptım tez yazarken ama orada her dönemde en azından 450-500 tane talebe. Aynı zamanda burada bir Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği vardır. Onun idarecisiydim. Kendime göre çok çalışıyordum ama yazı yazamıyordum. Yazı olarak, kitap olarak az. Trabzon'u vardı. O Dilleri Destan kitabı. 4 sene evvel aniden bir boğaz kanseri olayı oldu. Ameliyat, işte radyoterapi filandan sonra herhalde o bana bir şey... Wake up dediğimiz yani... Geldik gidiyoruz bir eser bırakalım. En azından yani. Bu işin garantisi yok diye. Tabii bunun en büyük payı eşim Demet. Yani bunu nasıl kabul ediyor bilmiyorum ama gerçekten 4 seneden beri hiç abartmadan söylüyorum.
Haftada 7 gün en azından 10 saat, 12 saat yazı yazıyorum. Demek ki söylemek istediğim bir, bir takım şey. Bir de bu arada bütün bu seyahatleri yaptım. Yani evet. Belki 12 kere falan Kuzey Yunanistan'da işte bir iki kere bir aya kadar. O da Halil İnalcık gibi yapıyorsunuz. Evet. Halil Hoca da. Evet. Ben her şey hocamdan öğreniyorum. Yani bu şey değil yani. O da arazide gezerek yapıyor çünkü. Bir de şuna inanıyorum. Bu herkes için geçerli olmayabilir. Yani inşallah bu işi atlattık ama kanser iki şey. İki reaksiyon var. Biri kanser teşhis kondu da benim hayatım bitti. Şey oluyor. Ben de öyle değildim. Yani bu teşhis kondu. Bizim Ocak ayında şeyimiz var. Dönemler arasında 1,5 ay bir tatil vardır. Ocak sonuna doğru ameliyat da oldum. Buradan buraya kadar kestiler. Radyoterapi başladım ve bir tek ders kaçırmadım. Yani derslere verdim, şeylere verdim. Yani biraz ayıp da söylemesi, Demet beni affet. Ama bu konu açıldı ya. Radyoterapi başlamak üzere doktor bana diyor ki senin dişçiden bir okey. Ne demek dedim. Yani dişlerin herhangi bir problem varsa radyoterapi olamaz burada. Çünkü inanılmaz iddia falan. Okuldan iki gün evvel. Hayır, okulun ilk günü dişçiden randevu alıyorum. Adam diyor ağzında bütün dişleri çekmek lazım. Bu şeyle radyoterapi başlamaz. Dedi. Vaktiniz varsa ben şimdi boşum. Çekerim. İzninizle dedim. Benim ilk dersim 1,5 saat sonra. Ama 3'te boşsunuz. Gelirim çekerim. Ben gittim ilk dersi verdim. Gittim dişlerim hepsi çekildi. Eve gittim Demet'te dedim başımı bir şey geldi ama bir gün sonra dişsiz ikinci dersimi verdim. Çünkü ben yani kafama koydum bu iş beni getirebilir ama getirmezse bu bir şey. Yani herkesin başına gelecek bir olay. Yani o bakımından yani buna ne kadar devam edebilirim bilmiyorum ama şu anda gayet memnunum. Yani planda böyle 3-4 tane kitap daha var. Sen biliyorsun ya bu tiroid ameliyatlarını dünyada en iyi Türkiye'de yapıyorlar. Söylüyorlar onu evet. Neden biliyor musun? Çünkü en çok Türkiye'de vardı ondan bu sorun. İşte Amerikalı doktorlar bu ameliyatı bilmiyorlar. Amerika'da böyle bir sorun pek az çünkü. Karadeniz etkisi bilmiyor yani Türkiye'de bir nedenle tiroidler, tiroid sorunu daha fazla. Evet. O yüzden Türk doktorlar bu tiroid ameliyatlarında dünyadaki en başarılı doktorlar. Evet. Bunu da arada söylemiş olalım. Tarihi arasında bir bu arada programdan önce işte hocayla buluştuk. Sigarayı yaktı. Hala içiyor musun dedim. Boşuna mı kanser oldum tabii ki dedi. Böyle kötü şeylerden bu programda bahsetme Murat. Siz bu Murat'ın söylediğinden şunu tutun. Sigara kanser yapar. Gerisini tutmayın aklınızda. Muzur adamsın. Hakikaten muzur adamsın. Çok güzel, realist bir şey. Boşuna mı kanser? Bu saate kadar fena değildir ama yani. İyi derdi şu ana kadar ama. Ana vatan Balkanlar mıdır Osmanlı'da, Anadolu'da? Bana sorarsa öyledir. Balkanlar değil mi? Evet. Yani şimdi Anadolu'da Osmanlı eseri ne var şehzade şehirleri dışında? Benim herkesin kabul etmeyeceğini bildiğim bir ama çok inandığım bir şey vardır. Bazen tarihte şeylere arıyoruz. Nedir o Türkçe'de fault line? Fay hattı mı? Neler? Fay hattı. Fay hattı. Fay hattı. İngilizcesi? Tarihte. Fault line. Fay hattı. Fay hattı. Şimdi Osmanlılarda bazı fay hatları var. Kimisi diyor ki 29 Mayıs 1453. O Bizans için bir fay hat olabilir ama Osmanlılarda o kadar gibi, evet. Şey değil. Ama bana sorarsa bir tane gerçekten fay hattı varsa Osmanlı tarihinde 1516-1517. Yani, Mısır Seferi mi? Mısır Seferi. Çünkü o zamana kadar gerçekten Osmanlı
Ermeniler de Balkanlarda bir imparatorluk kurmuşlar. Ve bütün idari sistemler oraya o göre, şeyine göre yöneldi. Evet. Nüfus bakarsa bunu, yani kesin bir şey söylemek değildir ama büyük bir çoğunluğu gayrimüslimlerdir. Ne oluyor? Suriye, Mısır, Filistin'i aldığın zaman da birdenbire o denge bayağı değişiyor. Yani herhalde çoğunluğu ilk defa Müslümanlara geçiyor. Kim kimi fethetti ben emin değilim. Biz diyoruz ki Osmanlılar Arap şeyini fethettiler, değil mi? Ama dikkatli okursak şeyleri de görüyoruz. Yavuz Selim Kahire'den döndüğü zaman da ulemalardan falan çok kişiler geldi. Geliyor. Ve tabii onların çok daha eski bir sistemi var. Onlar da Osmanlılar gibi. İlk Suriye Arabistan, bugünkü Suriye Arabistan'dan çıktığı zaman da Bizans Hristiyan Suriye ve Bizans Hristiyan Mısır. Onlar da çok bir azınlık durumdalardır. Ama bir sistem, yani birkaç yüz sene içinde bir sistem. Evet, bu gayrimüslimanlar baş kalmadıkça, yani şey yapmadıkça, isyan etmedikçe iyi davranacaksın falandır. Ama gerçekten değişik bir statüsü. Yani o zamana kadar Osmanlılar'da gördüğümden değişik diyorum. Şimdi 1516-17'den sonra bu Arapların çok çabuk bir etkiyi görüyorum. Yani o güne kadar Roma etkisi, ondan sonra Arap etkisi mi var? Yani evet, onu diyebiliriz bir yere kadar. Mesela bu bahsettiğimiz tahrir defterlerini. 15. yüzyıldaki tahrir defterlere bakınca bir sistem görmek çok zor. Hmm. Çünkü Osmanlılar nereye gitmişse, oradaki yerel vergiler neyse, bırak vergiler, ülkeler neyse onu kullanıyorlardı. Aynı isim kullanıyorlar. Mesela Mud, Bizans'taki Modios'tan gelen bir şey. Ama tahrir defterlerindeki kanunname kısmında şey yazıyor. Gelibolu'daki Mud şu kadardır. Ha, onun için başka bir yerde şu kadardır. Yani bir şey sistemi dahi, ülke sistemi dahi yoktur. Ama 1530... Yani İstanbul metre şu kadar, Ankara evet, bu kadar. Aynı, aynen öyleydi. Aynen öyleydi. Şey baktığımız zaman... Şey olmadı işte herhalde. Kendi bir kültürü olmadı. Şey yok. Alışkanlık yok o şey. Alışkanlık yok ve bir de an plus, yani benim inandığım şu. Siz bir yeri fethediyorsun. Diyeceğiz ki orada bunlar şu isimli bir vergi ödemeye alışkanlar, değil mi? Değiştirdi, niye kafa karıştırayım? İsim değiştirdi takdirde, miktar aynıysa yine bunun karşı bir reaksiyon olacak. Çünkü alışık değillerdir yani buna şey yapmak. Hı hı. Onun için yani bu biraz laissez-faire dediğimiz bir bırakın sistem. Geçsin. Bırakın geçsin. Amacımız ne? Amacımız elde ettiğimiz para. Hı hı. O bakımından... Ya özür dilerim, ya çok özür dilerim ama galiba bir küçük ara vermek zorundayız. Bir bağlantı olacak başbakanla. İlker Başbuğ, yani Genelkurmay Başkanı, Başbakan Erdoğan Genelkurmay Başkanı bir görüşme yapacaklar. Yarın 11'de Başbakanlık'ta bununla ilgili bir bağlantı olacağını söyledi arkadaşlarım ama var mı bir bağlantımız? Kimle bağlanacağız? Haber Merkezi'ne. İki dakikalığına değerli izleyiciler bir Haber Merkezi'ne lafı bırakalım. Sonra biz Balkanlar'daki Osmanlılar'la devam edeceğiz. İki dakika Haber Merkezi'ne dönüyoruz. Evet değerciler, Ankara'daki halen 17. gününe giren gerilimli ortamın yarın da 18. gününe gireceğini ve bu gerilimin süreceğini hep beraber bir kez daha öğrendik. Anlamak mümkün değil. Niçin bu meseleler böyle tartışılıyor? Amir-memur ilişkisi içerisinde bu iş bir şekilde hallolabilir diye düşünüyorum. Ne oldu, ne gülüyorsun? Amir-memur. Öyle değil mi? Anayasamız varsa bizim, bir o anayasaya uymamız gerekiyorsa, o anayasa bu memleketin temel direği ise öyle. Kağıt üzere başka, pratik başka. Ya, yani birincisi bir ülkenin silahlı kuvvetleri böyle yıpratılabilir mi ya? Bu inanılmaz bir şey. Var mı tarihte böyle bir şey? Günlerdir. Ya, o taraf kayısını anlamak mümkün değil. Yani şimdi tamam, belgeyi yayınladın. Gayet güzel, problem yok. Böyle bir şey varsa yayıncılık olarak. Ama ondan sonra başladı dalga geçmeye. Geçen gün
Yerel Kurmay Başkanı'nın konuşmasından sonra geçti o günler cancağızım diye başladı. Evet. Şimdi bu yani evrensel gazetecilik kurallarıyla bağdaşmıyor. Yani bir gazete başında hani Ahmet Altan çok istiyorsa veya Yasemin Çongar çok istiyorsa böyle bir makale yazabilir de gazetenin manşeti böyle oldu mu olmuyor ya. Evet. Bir garip bir durum var. Hiç çözmek mümkün değil. Yani ne isterler Türk Silahlı Kuvvetleri'nden? Ne olur? Dertleri nedir? Kim bunu istiyor ya? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu kadar ortalığa düşmesini, bu kadar sıkıntıya sokulmasını. Bana sorarsan yani bunu yapanlar hani biz darbeye karşı diyebilir. Aslında bunlar sanki böyle darbe olsun ister gibi bir şey. Yani. Orduyu sürekli tahrik, sürekli tahrik, sürekli tahrik. Öyle bir durumda da paşam neredeydiniz? İlk onlar der. İlk onlar. İlk onlar der. Paşam bekliyorduk. Neredeydiniz? Önce onu derler, sonra paşalar iktidardan düşünce de o paşaları yakalayıp asalım diye de yine onlar derler. Böyle böyle bir memleket. Yani geçmişe bakınca vallahi yani Türkiye'nin, Osmanlı'nın niye çöktüğünü, Türkiye'nin ne hale geldiğini, neden bu hallere geldiğini daha iyi anlıyoruz yani. Olacak bir şey değil hakikaten. Biraz kalkarsanız. Of çok sıkıcı. Oldu şimdi. Ben bir şey sormak istiyorum hocaya. Lütfen. Demin enteresan bir şey söylediniz. Bu Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu'dan çok büyük göç olduğunu tahmin etmiyorum dediniz. O çok önemli çünkü bütün görüşlere ters. Bütün görüşü tersi. Yer yani. Yerine oldu tabii. Yani ilk ama döneminde... Ama bir Konya boşalıp oraya gitti yok, değil mi? Yok. Evet. Bu ne yani zaten öyle düşünürsek biraz mantık dışı. Yani bir insanlar bugüne dek bir yerden bir yere taşımak iyi bir sebep lazım. Ya işsizlik, ya fakirlik, ya bir şey değil mi? Şeyleri de görüyoruz. Bu sağ kol dediğimiz, yani Edirne'den Bulgaristan'a giden koldu, bir yerleşim oldu. Bu sol kolundu, yani Evrenos'un fethettiği yerde yer yerini vardır. Mesela Yenicivardar başından bir Türk şehir. Ama ne oluyor? İkinci Murat 1430 Selanik'e ikinci kere aldığı zaman Venediklilerden bütün oradaki Türk nüfuzunu alıp Selanik'e yerleştiriyor. Hmm. Ben şimdi onun üzerinde çalışıyorum. Yani diyorum ki bunun iki sebep olabilirdi. Tabii gayet normal. Selanik çok mühim bir şehir. Orada bir nüfus şeyini tohum atmak istiyor. Ama acaba diyorum aynı zamanda bunun Evrenos oğulları zayıflatmak için mi yapıyor? Çünkü bir de o var. Büyüdüler. Bir de o vardı. Onlar biraz fazla güçlendirdiler. Şimdi bu üç bey ailelerinde çok enteresan bir nokta var. Biliyorsun Osmanlı hanedan prensesleri bilhassa 16. yüzyılda Yeniçerilere çok veriliyor değil mi? Adam sadrazam oluyor. Hanedan evleniyor. Kız veriyorlar. 600 senedir ne bir Mihailoğlu, ne bir Malkoçoğlu, ne bir Turhanoğlu, ne bir Evrenosoğlu saraydan kız almıyor. Ve bunu yabancı, o dönemdeki İtalyanlar mesela bunu açıklığı yazılıyor. Diyor ki aralarında bir anlaşma var diyor. Günün birinde Osmanlı hanedan tükenirse bu ailelerden birini geçebilir. Ama ona o şeyini kuvvetlendirmek için hiçbir zaman bunlara kurmaz. Ne vezirlik yaparlar, ne beylerbey, sancak beyden daha büyük, yüksek bir rütbe vermiyor. Bu aile şecerinde net bir şeklinde günü görüyoruz. Burada çok yeni şeyler çıkıyor ama mesela biri Selanik Sancak Bey sanki her seferinde değilse 16. 17. yüzyılda çoğu zaman da Evrenosoğulları. Hmm. Yani sanki orası onlar aittir. Onlar. Ama Selanik Beylerbeyliğinden daha yüksek bir rütbe hiçbir zaman alamadılar. Ben ona şeyi de kafamda bağlamaya çalışıyorum. Yani düşünüyorum. Aynı zaman çünkü bu Yenicivardar'a boşanma şeyse bir kere olmuyor. 40 sene sonra ikinci kere bütün Türk nüfusu yok oluyor. Hemen hemen. Yani nereye gittiler bu sefer bilmiyoruz. Yani kroniklerde bir şey yazı yoktur. Ama o ilk 1430'daki yerli bir Bizans
kroniki vardır. Adam net bir şeklinde diyor ki Murat Selanik'i aldıktan sonra av için yine civarlara gitti. Sonra emir verdi. Bütün oradaki Türkler Selanik'i getirdiler. Adamlar yolladı ve yerli oradaki olan halkın isteklere karşı zorla onları Selanik'e getirdiler. Sebep? Bence Evrenosoğulları fazla güçlenmesin diye. Zaten ordu var. Yani bu Akıncılar sefere gittiği zaman... Evrenosoğulları'nın kökeni ne? Nereden kökeni? Hiç belli değil bence. Yani ama bana sorarsa Osmanlıların kökeni nereden? Ben yani onu tam... Ona kimse tam bilmiyor. Şey, bildiğim bir şey değildir. Yani... Yani Evrenosoğulları Anadolu'dan Trakya'ya geçmiş o nokta benim bir cevabım var. Şimdi bütün Münecinbaşı'dan itibaren. Münecinbaşı 17. yüzyıl değil mi? 3. Ahmet var. Yani daha önce 17. 1600'de. Pardon, tercümesi 3. Ahmet. Şimdi Münecinbaşı ilk defa Evrenos'u şeye katlıyor. Bu Karasi Beylerin adamları işte Fazıl, Ecevi falan yani böyle birkaç kişi. Ama Aşık Paşazade'ye baktığın zaman da Evrenos'un ismi yok orada. Evrenos'un ismi ne zaman çıkar? Orhan Gazi şeye geçiyor, Gelibolu'ya. Ondan sonra diyor ki onun bir yiğit daha vardır, Evrenos diye. Şimdi bir tek Evrenos'un babasının ismi biliyoruz. O da iki sebepten dolayısıyla. Biri bu kitabesi Evrenos'un yaptığı bir 1390'lardı. Fericik yakınlarında bir han üzerinde. Ben bunu buldum. Yani yer altından çıkarttım diyebilirim. Evet. Orada İsa Bey, baba adı Evrenos bin İsa Bey yazılıyor. Bir de bir tahrir defterinde bir kayıttı. Babasının ismi Pirangi veya Pirangi İsa Bey. Şimdi bu hiçbir lisanda bir anlamı yok. Yeni bir şeyi buldum. Burada da yayınladık. Hayırcık diye bir köyde Kıstendil yakınlarında yani bayağı ileride bu İsa Bey şehit düşmüş ve orada türbesi var. Türbesi mevcut. Gittim gördüm. Ve Evrenos orada vakıf kuruyor. Bir zaviye yaptırıyor. Gelen gidenlere beslemek için. Şimdi bu Pirangi şeyine baktığın zaman da bu bir varsayımdan hiçbir zaman öte bir şey değil. O dönemde kimler var oralarda? Yani 14. yüzyılın başında. Bir takım paralı askerler. İspanyollar, Katalan dediklerimiz. Bunların sancakta şey, Frank yazılıyor. Ve kendileri bir tek... Şimdi Türkçe'de bu F, P harfleri çok kolay. Evet. Acaba diyorum bu Frangi İsa Bey olabilir mi? Yani... Fransız. Frangi. Yani İspanyol kökenli. Çünkü gerçekten Aşık Paşazade'de bilhassa Neşri'de bunu görüyoruz. Bazı çok mühim savaşlardan evvel Sultan kimse, Güdevendigâr, Yıldırım falan Evrenos yanını çağırıyor ve oradaki taktik strateji o. Belirliyor. Çünkü orada çok iyi biliyor. Şimdi acaba diyorum yani bu nereden yani bu bir dediğim gibi bir varsayım. Bazen şey düşünüyorum. Meriç Nehri'nin Yunancı'daki ismi Evros. Şimdi Yunanca'da mesela Sicilya. Sicilya'dan adam Sicilianos. Acaba Evros'tan adam Evrenos. Bilmiyorum. Yani dediğim gibi bunlar varsayımlar. Ama hocam şimdi Demet Hanım'a mail atacak birazdan elinizi böyle koydunuz. Doğru. Sağ olun Demet Hanım. Şimdi çok teşekkürler. Bakarsın herhalde geldi. Çok daha gelmedi. Ya
Yani bu Rahmi soru Bey... bu soru aslında yani bana sorarsa herhangi bir Osmanlı için mühim bir soru değil. Mesela benim başka bir kitap var. Ona bu Nature of the Early Ottoman State diye bir kitap yayınladım. Şimdi Bilgi Üniversitesi tarafından Türkçe'ye çevirdiler. Yakında çıkacak. O kitaptı. Yani bu, ilk dönem Osmanlı Devleti'nin tabiatı şekli. Evet. Şimdi orada bir yerde şeyden bahsettim. Fatih'den itibaren biliyoruz. Uzun Çarşılı bunu yazdı senelerce evvel. Yani 1450'lerden 1600'e kadar vezir azamların büyük bir çoğunluğu şey. Devşirme. Yani Uzun Çarşılı'nın tabiriyle. Ama ben bunlara dikkatle baktığım zaman da ikiye ayırabilirim. İlk dönemde Fatih'den Bayezid'e kadar büyük bir çoğunluğu devşirme değil tam anlamıyla. Bunlar asıl zadiler. Evet. Yani en basit. Çandallılar. 11. Konstantin'in yani son Bizans İmparatoru'nun iki defa evlendi, çocuk yok. Onun bir abisi vardır, 3 tane oğlu vardır. Şehirdelerdir. Üçü de Fatih Saray'a alınıyor. 17 sene sonra Hasmurat biri diyor. O 2 sene sonra Fırat'ta bir çatışmada ölüyor. Onun kardeşi Mesih Paşa. Hı hı. Bayezid'in 2 kere sadrazam ve şeydir. Prensesle evleniyor. Evet. Ne demek? Güvendiği de bir adam. Ne demek? Bunu Bizanslılar, yani oradaki yerel Hristiyanlar bunu bilmiyorlar mı Mesih Paşa kim olduğunu? Herkes biliyor. Herkes biliyor. Spandunis bunu net bir şeklinde yazıyor. Bu nasıl bir güven? Bu ne? Osmanlılardan başka kimse böyle bir şey yapamaz. Ne yaparsın? Bir yere giriyorsun. İlk önce onları kesiyorsun. Temizliyorsun. Evet, alt tabakadan faydalı adamlar varsa onlar kullanırsın, değil mi? Ama senin o öyle bir güven, hiçbir hasmını alıp şeyine, hasmını alıp asıl tabii. Asıl Bizans İmparatoru olabilecek kişi kendi sadrazamı yapıyor. Peki Balkan'daki Hristiyanlar bu ne mesaj? Değil mi? Yani demek ki bu iş tamamen bitti. Yani eğer İmparatorluğun ailesi. Mesih Paşa Bizans tahtının varisi bir yerde. Tabii. Olabilirdi. Evet. Olabilirdi. Paleolog çünkü. Tabii. Evet. Hem paleolog hem de son imparatorluğunun yeğeni. Yani. Ve çocuk olmadığı için de tahtın aslında sahibi. Tahtın varisi evet. Yani diyebiliriz ki 29 Mayıs'ta Konstantin öldü ama şehir düşmedi. Düşmedi. Bu geçecek. O çocuklardan biri olabilirdi. Evet. Evet. Yani Osmanlıların büyüklüğünü bence böyle şeylerden ölçmek kendine lazım. Kendine güven var tabii. Bir güven. Bu kendine güvenden mi yoksa çaresizlikten mi? Bence bu güven gösteriyor. Yani ellerinde fazla adam olmasından ve devlet adamı nitelikli herkese ihtiyaç numarından. Tamam. O bazıları geçerli olabilir. Yani bu yeniçerilerden falan gelen. Ama bu değil. Bu kraliyet ailesi. Bu kraliyet. Ama inanılmaz bir mesaj taşıyor tabii için. Nasıl bir mesaj? Ama Roma'yım diyor bir de adam. Fatih orada. Tabii. Roma İmparatoruyum diyor. Fatih, Kaiser yani ben biraz Fatih hastasıyım. Yani bana sorarsa. En büyük imparatorum zaten. En büyüktür. Büyük. Yani uzak ara en büyük. İkincisini sorma çünkü onu herkes belki Murat kabul edebilir. Kim ikincisi? Abdülhamit. Ben pek etmem. Abdülhamit. Ben de etmem. Ben de etmem. Bence ikincisi Yavuz. Neyden onu inanıyorum? Nereye gidiyorsam şimdi Balkanlarda? Bir Abdülhamit izi var. Yani adam... Çok kalmış tahta da kendi Yok. Aynı zamanda kendi parasıyla yani privy purse, mali padişah dediğimiz... Ceyb-i Humayun. İnanılmaz yani. Şeylere. Okullar, hastaneler, kışlalar... Saat küleler daha konuşuyordu. Evet. Adam bir şey yaptı. Ve çok zor şartların altında yaptı. Evet, çok yani, çaresiz bir dönem. Evet, çaresiz yani, bir dönem. En zor dönemin. Mesela en zor dönem. Bugün Selanik'e gitti. Selanik'te Aristotle University, dünyaca meşhur büyük bir üniversite var. 50 bin talebe. Rektörlük binası. Abdülhamid İdadiye Mektebi. Yani
Git Kuzey Yunanistan'da, ben çok sevdiğim için her fırsatta gece treninden gidiyorum İstanbul Selanik. Bütün durdukları şeyleri, tren istasyonlar, Abdülhamid'in istasyonlar. Yani Gümülcü'nün şeydir, dede açtı, dramada falan. Burada var mı onların yok, hepsi? Yok, çaresizdi. Hepsi var. Var, hepsi var. Hepsi var. O da enteresan bir kitap. Değerli bu kitabı bir göstereyim de bunun üstünden bir bahsedelim. Bu Yunanlıların bastığı bir kitap. Bunu Yunan Kültür Bakanlığı bastı, kim bilmez. Evet. Evet. Ama piyasaya vermemişler. Yunanistan Kültür Bakanlığı bastı ama satılmıyor. Satın piyasaya vermemişler. Yani satılmıyor. Herhalde yakında çekecek. Yunanistan'daki Osmanlı... Yunanistan'daki Osmanlı mimarisi. Mimarisi. 190 mimari eserleri, çoğunu restore edilmiş. İnanılmaz güzel fotoğraflarla... Yaklaşık 500 sayfalık çizgileri, şeyle... Ama bakanlık sağ muhalefetten korktuğu için satmıyor. Evet. Bir de o var. İmaretler, her şey var. Evet. Yok içinde. Şeyi konuşuyorduk geçenlerde sizinle, bu Fatih'in veba hadisesi. Siz onu şeye bağlıyorsunuz. Araplaşma, evet. Arap etkisi. Evet, yani o bir misal. Yani enteresan bir şeydir o. Biliyorsunuz Fatih'in döneminde iki tane şeyimiz var, kroniklerimiz var. Biri saraydaki olan İmrili Kritovalus, ikincisi Tursunlu. Şimdi bu ikisinden bir de İtalyan kaynaklarından şeyi görüyoruz. Fatih'in döneminde korkunç veba şeyler oluyor. İlk başta 1455'ti ama asıl 1467'di. Ama o sırada Avrupa'da da veba çok yaygın. Ama 1467'de gerçekten vahim. Fatih 1453'te 1481 arasında en azından hesapları çıkarttı. En azından 5 kere Balkanlarda sefer iken haber geliyor ve dönmüyor şehire. Demek ki veba insandan insana geçtiğini kabul ediyor. Biliyor. Değil mi? Bu gayet modern bir yaklaşım o dönem için. 100 sene sonra Kanuni 1560'lardı İstanbul'da yeni bir veba. O zaman meşhur Buzbek vardır, büyükelçi şeyi. Habsburg değil mi? Habsburg. Galata'da bir evde. Rüştem Paşa ile haber yolluyor. İzin istiyor Kanuni'ye. Adalara geçmek veba bitinceye kadar. Yani şey adalar. Prens adaları. Prenses adaları yani. Cevap. Bu adam kimdir? Allah'ın attı bir oktan kaçış var mı zannediyor? Öyle bir şey yok diyor. Benim evimde veba var. Yani sarayda. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. O da bir yere gitmeyecek. Tamam mı? Şimdi bu ne gösteriyor? Yani o 100 sene içinde büyük bir değişiklik oldu. Akıl egemen olmaktan çıkmış. Yani. Şimdi şeye baktığımız zaman da 14. 15. yüzyılda Arapların yazdıkları veba risaleler çok var. Bu inanç var. Çok enteresan bir inanç. Vebadan kaçmak yok. Vebali olan bir yerdesin, bir yere gitmek yok. İkincisi, bu da gayet güzel bir mantık. Veba bir Müslüman hasta eder ve ölür. Allah'ın şeysi onu yanına getiriyor diye bir gebran yani gayrimüslim şey olursa Allah'ın cezası. Evet. Mantığı bu. Ama demek ki 100 sene içinde o dönem çok modern bir yaklaşım. Vebadan kaçmak çünkü bunu herkes kabul etmiyordu ama Fatih bunu anlıyor. Ben tam değişik bir şekilde. Çünkü arada Mısır fethedilmiş. Çünkü anıdı bir klasik şey İslam'ın şeyi Osmanlılara gelmeye başladı. Yani onu bugün Halil Hoca'nın yazısını okurken aklıma geldi. Orada gayet net bir şekilde. Yani kutsal emanetlere beraber bunlar da gelmiş. Tabii. Bir de gayet net bir şeklinde diyor ki bu hem Osmanlılar çok karışık bir şeydi. Hem de en eski Türkleri işte Aleviler diyebiliriz. Çünkü o ilk dönemde. Evet. Ama bu gayet normal bir şey. Orta Asya'dan gelmişsin.
yeni Müslüman dinini kabul etmişsin. Ve misyoner olanlar hepsi derviş, babalar, sultanlar. Heterodoks dervişler. Heterodoks. Ama birden biri bırak Mısır, Suriye alıyorsun. Asıl mühim olan Mekke ve Medine alıyorsun. Ve hemen yeni bir şeyine gidiyorsun. Neden? Çünkü başka bir nedeni de var. İlk defa doğuda senin kuvvetli bir İslam rakibi var. Safaviler. Safaviler. Ve Safaviler o sizdeki olan heterodoks nüfuzu çok yakındır. Evet. Onun için Yavuz güneye gitmeden 40 bin tane kızılbaş kesiyor ya, böyle yazılıyor bizim kroniklerde. Çaldıran Savaşı'ndan evvel büyük bir kim oluyor. Çünkü kesiyor mu hocam? Çünkü vallahi bilmiyorum. Yani nüfus defterlerinde yok diyorlar. Böyle büyük bir eksilme, yani kayıt var, fişleme. Ama nüfus defterlerinde böyle bir eksiklik yok diyorlar, büyük bir şeyden zaman korkuyor ama yani Safevilerin yanında yer alır o. Yok, tabii yapıyor, tabii o var. Tabii yer alır. Ondan korkuyor ve kesiyor. Delir tabii. Yani. Tabii. Ama tabii şimdi nüfus defterleri gösteriyor. O da bir azalma gözükmüyor, öyle büyük bir azalma. Ama fişleme var. Ama genç bir Bulgar araştı. Çok, o da Halil Hoca'nın talebesiydi. Çok enteresan bir makale yayınladı geçenlerde. Bu Mihaloğlu'lar üzerinde çalışıyor. Hı. Bir belge buldu. Daha geç bir dönemde ama şey diyorlar, yine bu sorularda Çaldıran'da biri Yavuz'u uyarıyor. Diyor ki şimdi şey yapmak için, yoksa diyor şey Mihaloğlu'lar geliyorlar ve onlar safı bir casusları şey girerse sorun dönebilir, şeydir, dönebilirler yani. Düşünebilir misiniz? Yani o dönemde dahi kurucu ailelerden hala bir şey şüphe vardır. Çünkü tabii yeni o dönemde bütün heterodoks olan, yani en heterodoks olan tarikatları kontrol altında alıyorlar. Birisi hariç. O da kim koruyor? Bektaşiler. Yeniçeriler koruyor. Ondaki balant da onları koruyor. Dolayısıyla bütün daha eski olan Abdallah, Hevetliler falan yeni bir kimli alıyorlar. Birdenbire hepsi Bektaşi oluyor. Evet. Bu tabii işi çok karıştırıyor. Çünkü Balkanlarda biliyoruz bu çok daha eski yani Bektaşi'den, ama Bektaşi tekisi oldu. Peki hocam, bu kurucu aileler hakkında bu kitaptan başka şeyler var mı? Senin kitabından başka. Şimdi bu kitapta işte bu Balkanların şekillenmesi uzun bir bölüm var. Yani hayır. Sizden başka kimse çalıştı mı kurucu aileler hakkında? Vallahi pek yok değil mi? Bilhassa makaleler bu, vardır. Bilhassa bu Mariya Kiprişki diye bu bahsettiğim Bulgar şimdi hocanın yanında, Halil Hoca'nın yanında doktora tez yazıyor. Ha, bu Mihaloğlu'lar üzerinde. Çok, o çok mühim bir çalışma. Bir iki tane lisansüstü tezleri vardır. Bir tane Ankara'da bir arkadaş gördüm onu. Bir tane Boğaziçi'den yeni çıkmış. Onu görmedim daha. Ama onun dışında bir şey bildiğim kadarıyla yok. Diğer kurucu aileler hangileri? İşte Malkoç olurlar, Mihail olurlar, Evrenos olurlar. Yani ben bunları sürülemeye çalışırsam şey, en eskisi Mihail olurları. Çünkü gerçekten inanıyorum bu Kısa Mihail, Osman'ın bir silah arkadaşı. Arkadan şey, Evrenosoğlular, Turhanoğlular ve en son Malkoçoğlular. Çünkü onlar daha sonra kayıtları görüyoruz. Ama bunların hepsi Türk kökenli mi? Belli değil. Kısa Mihail kesinlikle değil bana sorarsın. Yani o bir, ama aileler devam ediyor. Bizans kalesinin tekfurudur. Evet. Ve Osman'ın, yani Aşık Paşa Zade buna güzel bir şeklinde anlatıyor. Bunlar işte senelerce şey, av arkadaşları falan. Bir gün Osman kardeşinin soruyor, bundan sonra nereye fethedelim falan. İşte bu Harman falan diyor. Yok diyor, o bizim adamımız falan. İşte onlar bizim pazardan alışveriş yapıyorlar falan. Daha doğrusu biz buraya ilk geldiğimiz zaman da onlar bize iyi davrandılar. Çok mühim bir şey. Çok mühim.
Buna en güzel bir şeklinde Nicephorus Gregoris diye bir Bizans tarihçi. 1340'ta yazılıyor. 1340'ta, yani 1440'ta değil, Osmanlıların yeni kurulmakta olduğu sürede. Diyor ki bugüne kadar dedi şey diyor, Betinye'deki nüfus yeni bir şey oldu diyor. Üç grup ayrılıyor. Biri diyor onun adamları, yani Orhan'ın adamları. İkincisi Mixobarbaroi, yani melezler, yani Türkler, yerli Hristiyan çocukları. Üçüncüsü, o da ilginç, kaderden dolayısıyla onun yanını geçmiş olanlar. Bu daha evvel konuştuğumuz büyük asılzade aileler, evet, onu öyle kader sayıyorlar. Yani kader kurbanları. Kader kurbanları. Ya hocaya şey sormak istiyorum ben. Bedrettin'in tekkesini buldum. Şeyh Bedrettin'in tekkesi. İnanılmaz bir şey. Yani şöyle bir olay oluyor. Bedrettin biliyoruz. Bir Bedrettin, 18. Bir Bedrettin anlatsana. Yani Bedrettin Serezli, yani Simavna, daha doğrusu Simavna kadısının oğlu mu, kendisi mi, torunu mu hala tartışmalıdır. Ama Türktür. Türktür. Tabii Türktür. Fakat annesi odaki Tekfur'un kızı. Evet. Orada ilginç, yani menakipname'de yazılıyor ki, diyor ki onun babasının ismi İsrail. Evet. Gazi İsrail. Yani bir tartışma var ama. Gazi İsrail şeyi aldığı zaman da Simavna'yı, oradaki Tekfur, yani Bizans şeysi, kızıyla evleniyor. Ve kızın ailesinden 100 kişi İslam'ı kabul ediyor. Papazları dahi. Ve kaledeki kiliseye ev çeviriyor. Şimdi o son şeyinde ben bunu inanmak istiyorum bunu. Çünkü o enteresan bir nokta. Evet. Çünkü normal bir şey değiller ama ona şey diyor. Şimdi bu klasik bir İslam eğitimi görüyor. İşte sonra Türkiye'de tabii bunu daha ziyade Nazım Hikmet'in şeyinden, Şeyh Bedrettin destanından biliniyor ama çünkü gerçekten fazla bir bilgimiz yok. Yani bir Dukas var, bir Bizans kroniki. O şeydeki, İzmir'deki, daha doğrusu Çeşme'den nedir o, Karadağ değil mi orada şey, bir Karaburun. Karaburun'daki bu Bırklıcı Mustafa'nın ayaklanması, onu yazıyor. Şu gerçek, zannediyorum 17 Şevval filan sene, yani 1416'da Aralık ayında Serez'deki çarşının önünde bunu asıyorlar. Ve evet, Serez'de gömülüyor. Onun tekisinin, evet, onun tekisinin kalıntıları buldum. Daha ziyade şu çalışmayı da yaparken. Buldum, biz de bugün gazeteye bastık. Aa, yok, onlar Semavda'da. O ana aman bunu, onlar başka. Pardon. Serez'deki Shirley buldum. 1928 senesinde Babinger, meşhur Franz, evet, Babinger gitmiş, bir fotoğraf çekmiş. Bu Fatih yazan Babinger. Evet, evet, Fatih yazan Babinger. Bir fotoğraf çekmiş, yayınlamış. Ben o fotoğrafı buldum, büyüttüm. Yanımda bir genç bir Yunanlı arkadaşım diyor ki Serez'de şu sokağın kuzeyinde, o kadar. Gittik, arabadan geziyorum. Nerede bir ihtiyar gördüm, duruyorum. Çocuğu git diyor, sor, göster resmini, sor. En de sonunda ufak bir parka geldik, böyle üçgenlik bir park. Üç tane bir yaşlı hanımefendi orada oturuyordu. Birden biri ayağa kalkmış falan. Ben de hemen arabadan fırladım. Tabii diyor, bu benim evin olduğu yerde falan diye. Hemen arabaya bindi, gittik. Tabii bugün bir apartman. Asıl Bedrettin'in türbesi o. Yani onun kemikler oradan alıyor, İstanbul'a getiriyor. Yani mübadelede kemikleri getirilmiş. Ama çeşitli yerlerde, bilhassa o Güney Bulgaristan, işte o Dimetok'un kuzeyinde ve kendi doğduğu köyünde tarikatlar oldu. Bedreddiniye tarikatı. İşte benim bulduğum o tarikatın mezar taşları. Bugün peki niye aslında Bedrettin'in? Vallahi şimdi bir isyan çıkartıyor. Sebebi isyan nedir? Benim tahminim Fetret Devri'ndeki şehzade mücadelesinden bıkmış artık. Ölenler
yerli halk. O Yıldırım Beyazıt'ın çocuklarının ilişmesi. Bu kadar varsayımdan konuşuyoruz. Ben size başka bir fikir atayım bu konuda. Ben %100 emin değilim. O seneye kadar Osmanlıların kimli o kadar netleştiğini. Hmm. Şimdi bu adam ne diyor? Bildiğimiz kadarıyla. Hristiyan ve İslam dininin şeyinde farklarını pek kabul etmiyor. Yani peygamberler her ikisi de yani Hazreti İsa, Hazreti Muhammed'den ayrım yapmadan falan. Bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü oradaki Hristiyanlar ve biliyoruz ki hem Hristiyanlar hem Müslümanlar bunun şeyine gidiyor. Yani acaba diyorum bunu tamamen şey olarak görüyorlar. Yani dini de. Hem bir siyasi din üzerinden şeyde hem de din üzerinden şey yapmak. Ama netice asıyorlar. Ama yani ilk komünist, işte ilk iştirakçı falan deniyor. Şimdi varidatı sol ayaklanmanın ilk önderlerinden biri. Varidatı okuduğumuz vakit öyle bir şey yok. Yok, yok, yok. Varidat o yıllarca Hattat tarafından bir yerde de geçim vasıtasıdır. Varidat yazıyorlar çünkü Şeyhülislamlar yaktırıyor onu. Sonra bir tanesi kendisi tercüme ediyor. Arapça'da varidat. Ama varidatta böyle bir sol ayaklanma bir ekonomik şey yok. Tamamen bir batıni kitabı gibidir varidat. Biraz çünkü şeyden geliyor bu Berkeley Mustafa'nın, evet. Dukas'ın yazdıklarından. Şeyiniz genişse böyle bir şey hayal şeyine diyebilirsin ama bu tamamen şeyden yani. Ama Bedrettin hiçbir yerde yarın yanağından gayrı paylaşılacak, her şeyi paylaşılacak diye bir sözü yok. Fakat hocanın söylediği çok doğru. Mesela varidat şöyle girer, Türkçe tercümesi. Ey talibi hak bil ki, umur ahiret cühelan uzun metni gibi değildir diyor. Ahiret sizin cahillerin düşündüğü gibi değildir. O da havuzdu, işte huriydi, kevserdi, şuydu, buydu, yoktu bunlar diyor. Ondan sonra hayalata dalar. Dün gece manada hayali attığımda şunu gördüm ama oradaki ifadeleri tipik batını ifadelerdir. Şimdi dinden çıktığı söylenir bir şey Bedrettin'in. Yani dinsizliğe doğru. Orada yok şeyde öyle bir şey yok. Yok. Varidat'ta öyle yok. Bir şey yok. Hayır. Şimdi ben bu kitapta bir biraz de kadı yani. Bir de Yıldırım'ın oğullarından birinin Şeyhülislam gibi kadınlığını yapmıştır. Fetva makamıdır. Bu kitapta biraz o konuyu şu şeklinde ortaya attım. Bilmiyoruz. 500 senede kaç yüz bin tane Müslümanlar Balkanlar'da öldüler ve gömdüler, değil mi? O veya çok enteresan, evet. Ama bildiğim kadarıyla bir tek kişinin kemiklerle topladılar ve Rubadeli'den buraya getirdiler. O da şekledirdi. Demek ki son günlere kadar hala etkisi bir sürüyor. Şey vardır. O önemi etkisi vardır. Sürüyordu. İşte onun için 3-4 sene evvel kalktım işte bu Amunbuno yani Simavne köyüne gittik. Bugün Murat'ın yazdığı gibi şeyler. Peki bu Balkanlardaki Türkler ve Müslümanlar. Ya şunu bir anlatın, bu çok güzel bir şey. Hikaye çok güzel bir şey. Hatta bir yani gösterelim efendim. Böyle yaklaşabiliyorsak bunlar. Yaklaşın uzaklaştılar. Pardon. Şu gördüğünüz tekkenin taşları. Junta döneminde bir Yunanlı subay buldozeri getirmiş, tekkeyi almış, her şeyi parçalamış götürüyor. Bir şu nehrin kenarına. Hangi nehir o? Meriç mi yok? Şey Arda. 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 Arda aslında Arda. Yığmış. Şurada hatta mezar taşlarından da örnekler var. Şurada görüyorsunuz. Üzerine de kum şey yapmış, yığdırmış. O tepe zannediliyor artık. Zamanla geçmiş aradan. Derken bir sel geliyor. Kumları götürüyor. Kumları götürüyor, buna çıkmış ortaya. Trakya'daki seyirciler bunu hatırlayacak herhalde. 3-4 sene evet, önce bütün nehirleri taştı. Fakat o şeyi siz anlatın. Çok güzel o aramanız. Böyle bir şey var mı diyorlar. Yok diyorlar. Yok. Şimdi gittik. Feci sıcak bir gün. Ben bu seyahatleri yaptığım zaman da o tesadüfle o zaman da yanımda 3 tane arkadaşları vardır. Bir günde 500 kilometre yapıyoruz. Belki 12 yerde duruyoruz. Çıkartıyorum işte 5 dakikada film çekiyorum yani foto çekiyorum falan. Tekrar arabaya falan böyle. Bu yol üzerinde ama benden başka kimse ilgilenmedi. Araba benim ya. Biz burada duracağız dedim arkadaşlara. Gittik orada yaşlı birini bulduk.
Tekin'in olduğu yeri gösterdi. Sonra şeyin olduğu yer, Kale'nin olduğu yer ama o da çok uzaktır. Yol yok dedi. Zaten 39 derece falan. Çıkmak üzereyken baktık orada zaten küçücük bir köy. Bir kahve. Ama bu ne olmuş ama ismi? Bunu. Sımanlı girdik, ama bu ne? Girdik kahveye. 19 yaşında bir çocuğu. Frappe içtik. Çocuğu sor dedim bir arkadaş, bir Yunanlı bir arkadaş. Türklerden kalıntıları var mı? Yok dedi. Sonra durdu. Yani daha doğrusu dedi. Bir iki ay evvele kadar yoktur. Ne demek dedi. Anlattı. İşte nehir taştı falan. Sular azalınca bir arkadaşla beraber nehir kenarından gezerken Osmanlı mezar taşları. Peki dedim, bizi gösterebilir misiniz? Yakın dedi, bir kilometre falandı. Hemen kapattı kahveyi. Zaten bizden başka kimse yoktur. Gittik. Gerçekten. Kenarı suyun altında falan, yani yüze yakın taşlar. Mezar taşı. Çoğu şey. 17. 18. Yüzyıllar. Onlara bir kısmı zaten kenarda. Bir kısmı daha çıkarttık. Oradaki sorumlu arkeologlara haber verdik. Ve bir hafta içinde bayağı şeyli geldi. Bunlar ağır yani, kimisi 100 evet. kilo falan. Bir şeyli geldi. Bunları topladılar. Zaten köyde okul kapandı. Yani çocuk yok diye. Okulu açtılar ve oraya koydular. Yani Bedrettin Tekkesi de Amerikalı tarihçi kurtarıyor. Tekkeydi de tekkenin arta kalanları. Arta kalanları evet. O kitabe gibi şey mi orada? Bir... Hangisi? Ya, bu enteresan. Bu Drama'da bir cami. Mehmet Halil Ağa Camii. Drama'da bir cami. Tabii mübadeleden sonra Anadolu'dan 1,5 milyona yakın Rum gidiyor değil mi? Oradan da 500,000'a yakın Türkler bu tarafta evet. geliyor. Peki 500,000 kişilerin bıraktığı altyapısı 1,5 milyonu zor taşımaz. Sürer. Ne yaptılar? Ne varsa. Türbeler, camiler, mescitler, okullar, imaretler, ne varsa bina olarak muhacir evlere verdiler. Ve zamanında çoğu kendi mülk olarak. Bu Drama'daki cami bir yerel gazetenin şey yeri oldu. 20 sene evvel yandı ama hala tapulu. Hala o aile için. Şimdi oradaki arkeoloji servis biraz geç başlamışlar ama şu anda bayağı faal çalışıyor. Ama kolay değil. Türkiye'deki hukuk sistemi, Yunan'daki hukuk sistemleri herhalde bazı benzerlikleri var. Çünkü mesela o camideki dava 12 seneden beri sürüyor. Elde etmek için uğraşıyorlar ama anlaşamıyorlar tabii. Birisi diyor değeri şu kadar, biliyor ki şeyler git gel falan. O hala koruma altında alınmamıştır ama. Fakat şu muazzam bir hadise şu şey. Karaferya'daki o namazgah. O ilginç. Onu bir anlatsanız, bu çok güzel bir şey bu. Şimdi Karaferya mühim bir şehir. Çok komik bir şehir. Ve bayağı büyük bir Müslüman topluluğu. Evliya Çelebi 17. yüzyılın sonuna doğru oraya gittiğinde şeyi anlatıyor. İnanılmaz bir namazgah. Yani namazgah herkesin ne olduğunu... Yani açık havada, açık hava mihrabı gibi namaz kılmak. Mihrab, minber, evet. genellikle evet. Ağaçlı alanda. Bir de bu yüksekliğinde bir duvar, kare evet. şeklinde. Aslında ilk Arabistan'da ilk yapılan camilere benzeri bir şey. Yani. Gibi. Şimdi bunu Arap dünyasında hala namazgahları var ya ama genellikle şey için, bayram namazları. Halbuki Osmanlılar da şey, sefer duraklamalardı. Hmm. Yani bunun en güzel misali İstanbul'daki Anadolu Hisar. Bütün evet. şarkı giden seferler oradan başlar ve o asker yani ordusunun son İstanbul'daki namaz orada durar. Evliya Çelebi bir sayfaya yakın, yarım sayfa anlatıyor. Öyle bir yer yoktu diyor. Ben bütün dünya gezdim, işte şunu bunu gördüm, bunu gördüm. Böyle bir namazgah yok diyor. Binlerce ağaçlar, işte kadife gibi çimenler falan. Yani çiçekli miçekli, işte
İkindiden sonra bütün medresedeki talebelerle, hocalarla buraya geliyorlar, ders yapılıyor falan. Yani inanılmaz. Yağmur dualar bilhassa burada yapılıyor ve her zaman cevap alırlar falan. Böyle. Şimdi mübadele oluyor. 24'te son Türkler oradan çıktıktan 5 sene içinde kartpostallar çıkmaya başladılar. Hala namazgah belli. Minber var, mihrab var. Ama alt yazın da şey, Ayos Pavlos'un Vimos'u. Yani Ayos Pavlos'un kursusu. Şimdi İncil'de... Şunu hatta gösterebiliriz. Bu kartpostallar bunlardır. Şunlar. Bugünkü durum şu. Şimdi, şunlar kartpostallarda görüyoruz. Adam adam nasıl oldu? Yani, mozaikler yapmışlar. İkon koymuşlar galiba değil mi? Evet, şimdi şey bu. Namazgah bu. Şimdi bu. Yani... Bu. Namazgah minberin bu. En alttaki üç basamak buraya tutmuşlar. Ayos Pavlos'un şey... Bir de mozaik yapmışlar üzerine. Senede 15 ile 25 bin kişi geliyor. Bin kişi ziyaretgah. Yani sokak, yani ne sokak? Burada başka bir yerde herhalde ona başka bir sebep için kullandım. Çok enteresan. Çok güzel pazarlama. Ne var canım bizde? Kiliseleri cami yapmışsınız. Ne fark ediyor? Hayal pazarlama teklif ediyorum. Tamam. Çok güzel. Yer bilmiyorum. Görebilir misiniz? Yer burası. Bu Atina Selanik. Yani bayağı büyük şey olan değil mi? Bu Ayos Pavlos'un Vimes'i. Burada şey gösteriyor. Yani bu sadece şey değil. Altar. Yani altar. Sunak. St. Paul's Sunak. Altar. Şimdi yani yapabiliyor muyuz? Ok da koymuşlar. Şimdi bizde şey yoktur. Biz alırız da Bizans şeyini işte Hazreti Ali'nin şeyini tabii demeyiz. Şimdi bu kitabın asıl değişik amaçları var ama biri bu kitap Türkçe'de çevirdiğini bilmiyorum. 100 sene evvel yani 100'e yakın Hasluk diye bir İngiliz arkeolog vardır. Bektaşit etkikleri. Heh, bu şey İngilizce'si olan İngilizce'si İslam var. And Christianity evet. Under the Turks. Yani evet. İslam ve Hristiyan şey Türklerin idaresinin altında İslam ve Hristiyanlık. Şimdi adamın tez gayet ilginç. Önce Anadolu'yu geziyor, Balkanları geziyor. Bir takım yerleri buluyor. Bunlar Romalı tapınak yerleri. Yani putperest zamanında. Arkadan Hristiyan dini geldiği zaman da bunlar Hristiyan kutsal yerler oluyor. Ondan sonra Türkler gelince bir Müslüman kimliği kazanıyorlar. Şimdi benim bu kitapta sormak istediğim, sordum bir soru. Acaba... Kuzey Yunanistan'dan Türkler geri çekilince onların kutsal yerleri ne oldu? Bu bir misal. Yani evet. Çünkü Hasluk'un koyduğu tez şu. Bazı yerlerin bir kutsal anlamı var. Kim gelirse gelsin o yeni kutsal olacaktır. Evet. Şimdi bilmiyoruz. Acaba bunun hiçbir izi bulamadım ama acaba daha evvel bunun bir Hristiyan şeyini var mıdır? Sonra şey Müslüman yani. Olmuş. Onun hiçbir izi şey yapamıyoruz. Ama hala halkın arasında bu yer şeydi. Musalla. Musalla yani, mı? Tabii. Yunanca'da. Yani, tabii. Musalla. Tabii, musalla. Namaz yani enteresan bir. Peki hocam bu şimdi demin bu mevzudan dolayı giremedik de şeyi merak ediyorum şimdi. Büyük bir Müslüman nüfus var halen Balkanlarda. İşte iç savaşlar, müç savaşlar falan filan. Bütün bu hengamenin nedeni de o. Bu Müslüman nüfus özünde nedir? Ne bileyim Pomaklar var, Bulgar Türkleri var, Boşnaklar var. Var bir sürü var. Şimdi bunların bazılarını biz Türk zannediyoruz. Bazıları gerçekten Türk. Bazıları kendine Türk diyor. Bazıları Slav Müslüman. Yani bu mozaik nelerden oluşuyor? Osmanlı. Yani Osmanlı, ya 500 senelik bir imparatorluk. Latince'de bir tabiri var işte, eius religio, cuius religio. Yani hükümdarın dini neyse, şeyin dini de o kralın dini neyse, halkın dini de yani zamanlıkta bu oluyor. Mesela Batı Trakya'da 150 binin üstünde bir Müslüman nüfusu var. Şimdi onlara sorarsa... Şimdi çoğu biz Türk'üz diyorlar. Ama aslında Türkler var. Pomakları da var. Yani Bulgar kökenli, hala Bulgarca konuşuyorlar ama Müslüman.
Bir de Roma var. Epey var. Yani Roma kelime kullanıyor mu Türkçe'de? Çingene. Kullanmıyoruz. Çingene. 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 Roman diyoruz. Roman. Ha, roman. Roman Türkçe'de. Roman. Roman. Şimdi bu üç. Ama şimdi sorarsa çoğu Türk. Biz Türk'üz. Bilmiyorum. Yani ben gerçekten Bosna'ya hiç gitmedim. Arnavut'ta hiç gitmedim. Oradaki olanlar ne diyorlar bilmiyorum. Arnavut'ta benim arkadaşlar anlattıklarına göre çoğu kimlik olarak ilk önce biz Bektaşiyiz diyorlar mesela. Evet. Oradaki Müslümanların bir kısmı en azından. Biraz evvel konuştuğumuzda işte bu şeye gittiğim zaman da Seyyid Ali Sultan Tekiyiz, biz Alevi Bektaşiyiz diyorlar. Onlar Türk ve Pomak o bölgede en azından bir karışık. Pomaklar nedir tam olarak? Pomak bildiğim kadarıyla işte Bulgar kökenli, Müslüman olmuş, Türkleşmişti diyebiliriz. Ama hala aralarında Bulgarca konuşan bir. Peki bu Türklerin Anadolu'yu fethinden önce, yani Anadolu'dan gelen Türklerden önce kuzeyden gelen Türkler de var Avrupa'ya. Bunlar arasında bu bölgeye gelip de yerleşmiş olanlarla bugün bir karışık. Vallahi benim bildiğim, bunu bilmiyorum çünkü gerçekten bu konuda pek bir şeyim yoktur ama mesela şey, Romanya'daki Gagavuz değil mi? Yani benim yani en azından talebeyken falan okuduğumda şey, bu Gagavuz, Kekavuz'dan geliyor değil mi? Kekavuz. Yani orada büyük bir ihtimalle paralı asker olarak yollamış. Selçuk onlar Selçuk zamanında küçük bir Müslüman adacık oluşmuşlar. Kalmışlar. Zaman içi Hristiyanlaşmış ama herhalde öz ve öz Türk şey kökenli. Hocam bu Tıyn-ı Mahdum vardı hani. Limni'deki toprak. Onu bir anlat. Limni'deki toprak çok ilginç bir misal. Şimdi bir de Limni kitabı yazmış arada. Evet. Christian Peasant Life in the Egean Island. Ege'deki Limni adasındaki Hristiyan köylü hayatı. O da yani, 1490'da yalnız şeyler, yazılmış ilk tahrir defterin evet, bir edisyon. Yani. İşte bu tarafta Türkçe, evet, İngilizce, evet. Bu tarafta şey. Fakat bu basit siyakat değil mi? Rahat bu basit, var. Bu çok basit. Orada yani zor şey Rum isimleri anlamak. Var, evet. Ama o da basit çünkü bu ilk 15. yüzyıldaki defterlerinde genellikle katip geliyor soruyor. Senin ismi nedir? Ahmet Veledi Mustafa. Yani Ahmet bin Mustafa. Tabii Hristiyanları bu soru sorduğu zaman da onlarda bir soyadı geleneği vardır. Evet. Onun için adam diyor ki yani bin diplomatatsiz. Adam bunu anlamadığı için öyle yazılıyor. Yani Veledi diplomatatsiz. Adam diyor benim ismim yani diplomatatsiz. Yani soyadım diplomatatsiz. Ama onu öyle yazmıyor. Yani Veledi diplomatatsiz. O bakımından en azından bir takım soyadları falan çıkartabiliriz bu dönemdeki defterde. Şimdi Tıyn-ı Mahdum Galen, meşhur Galen var ya 2000 sene evvel. Dioscorides diyor ki bu Limnos adasında çok mühim bir toprağı vardır. Senede bir defa çıkartıyorlar bu toprağı. Toprağı çıkarttığı zaman da bir takım şeyleri vardır. Yani o zaman putperest devrinde işte Atina'nın priestess şeyi geliyor falan. İşte keçi kan ile karıştırıyorlar şeylerini. Satanist. Ve bu satanist mafanik bu şeye karşı. O zaman zehirli yılanlara karşı ve zehire karşı bir ilaç. Tabii bu tür ilaçların bildiğimiz kadarıyla pek bir faydası yok. Ama her insanlar, her halk problem neyse onun karşılığını kullanıyor. Şimdi Fatih'e gelince Amir Tavlat diye bir Ermeni doktoru vardır sarayda. Bu adam yazıyor. Diyor ki Fatih bunu araştırdı. Biraz evvel konuştuk ya adam veba ne kadar tehlikeli olduğunu anladı. Ve veba karşı bir ilaç olarak bir heyet yollamış adaya. Limni'ye.
Bulamamışlar. Bu sefer bir Yunanlı Rum, bir ressam. O da ilginç çünkü bu toprak da aynı zamanda ressamların kullandığı bir renk için. Ha, ha. Ha, o adam bulur diye. Bir doktor, bir kişi daha. Ve yerini buldular. Bulmuşlar. E ne oldu? Ondan sonra 1908 senesinde buna devam ettiğine o zamana kadar her senedir 6 Ağustos'ta, bu da Hristiyan bir, mühim bir din bayramı, Transfiguration dediğimiz, adadaki papazlar gider o topraktan çıkarır. O topraktan bir miktar çıkarıyorlar. Ve saraya yolluyorlar. Kuşaktan kuşağa bir Türk ailesi var. Onların ellerine veriliyor. Bir çeşmede, çeşmede buldum. Bu toprağı suyla karışıp nasıl yoğurt sızdırıyorlar? Şey, kumaş içinde yoğurt sızdırıyor. Onun gibi asıyorlar. Ve sabun gibi tabletler çıkartıyorlar. Ve bu tabletler sadece saraya gidiyor. Topraktan sabun yapıyorlar yani. Yok, toptan ilaç ama yani sabun gibi yani ilaç. Ve üzerinde damga var. Tini maktum diye bir damga. Yani... ne mühürü? Toprak mühürü. Yani mühürü, tini maktum. Sealed earth. Evet. Bunun İtalyanca ismi teresicilata, aynı. Ha, teresicilata. Teresicilata. Şimdi... Ne kadar mühim olduğu şundan biliyoruz. Avrupa'dan gelen 18. yüzyılda dahi elçiler bir takım hediyeler yolluyor ya. Her zaman o hediyelerin arasında birkaç tablet bu tini mahtum vardı. Limni şey bakımından çok zengin. Ben onu çok kullandım kitapta. Seyahlar. Seyahların Limni... Ne alakası? Dünyanın var. Sonunda bir yer. Evet. Ya Osmanlıların sürgün yeri. Yani Allah'ın unuttuğu yer yani. Tabii. Neresi? Yegane sebep bu olayı bu. Görmek için. Allah Allah. Tabii Limni'de bir tane çok mühim bir vaka oldu şey Osmanlı döneminde. Şey Niyazi Mısri. Niyazi Mısri var orada evet. Ben onun türbesini buldum. Duruyor mu şimdi? Duruyor, duruyor. Tekesi de duruyor. Tekesi şey olmuş... ama bu son dönemde yapılan. 1910'da yeni bir teke yaptırıyor ve yeni bir türbe. O duruyor. Türbesi şimdi süpermarket oldu. Tekesi. Türbesi onun ambarı. Bir türlü izin alamadım sahiplerinden yani içeri. Ama 1950'lere kadar bir yabancı bir seyahat gittiğinde orada yaşlı bir Rum türbedar olarak. Niyazi Mısri'nin türbedarı Rum. Rum. Neden? Adam şeydir bir meşhur şey. Fortune telling, future'ı görmek. Kahin. 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 Ve onun meşhur bir laf var güya. Varmış. Orada çok söyleniyor. Osmanlılar onu 3 defa oraya sürgün şey oluyor. Bir kere 17 sene kalıyor. Son sürgününde vefat ediyor. Her şeyin bir sonu var. Demiş. Hmm. Bir de bu Osmanlıların sonu olacak. O herhalde oradaki yerli halka umut verici bir nokta olarak. Çok iyi şairdir. Evet. Niyazi Mısri vardır. Çok şeyleri vardır ama çok iyi şairdir. İyi şairdir. Ama iyi bir iyi bilim adamı yani. Büyük bir din adamı da aynı zamanda. Konya'da, Bursa'da Orhan Kütüphanesi'nde bir günlüğü şey var. Onu bir okuyun. Evet. Biliyorum daha tarafını orada... Karar verirsiniz. Kendi günlüğü vardı el yazısıyla. Ne var dini tarafında? Eskiden söyledikleri şuydu. Niyazi Mısri'nin yaptığını kim yapsa idam edilirdi. Ama adam deliydi onun için deli idam edilmez derlerdi. Şairi ayrı çok büyük şair adam. Çıkmış mı dinden yani? Hayır dinden çıkmış değil delirmiş. Yazdıklarında normal şeyler değil. Ne yazıyor mesela? Bütün peygamberlere diyor küfretme hakkım vardır benim diyor. Çünkü ben babalarıyım diyor. Havva benim karımdır diyor. Ha kafayı yemiş yani. Kafayı yemiş o şekilde. Allah'tan o zaman Napolyon daha doğmamış. Bir de mesela şeyler var. Bir de siyasi tarafta da var ama çok uçuk yazılmış. Taht tatarımdır, taht tatarımdır, taht tatarım diyor mesela Kırım Hanı için. Fakat hemen arkasından bugün karar verdim ben domuzum diyor. Donguz diye.
Ama diyor anlamadım diyor. Tonguz muyum köpek miyim diyor bilmem diyor. Yani şey olmuş. Çok iyi şair ama idam edilmemesinin sebebi hakikaten kafa gitmiş. Ceza ehliyeti yok yani. Evet. Çünkü deli idam edilmez Osman Şehit'e. Evet. Bugün de edilmiyor. Ama sürgün edilir. Sürgün edilir. Bugün de edilmiyor. Onun peki Sabetay Sevi ile orada görüşme şeyleri var mı Sabetay Sevi ile? Sözde ikisi de aynı zamanında şeydi. Edirne Sarayı'nda evet. Çalışıyordu. Ve öyle bir takım rivayetler var ama ben hiç bir kaynağı... Yok değil mi? Rivayet sadece. Peki Selanik hakikaten bir Yahudi şehri midir? Tabii. Ne zaman Yahudileşmiş? Vallahi benim 30 sene evvel çok üzüncü bir makale vardı bu konuda. Yani 1478 ait bir tahrir defteri var. Selanik'i şehri kapsayan bir tahrir defteri. O defterinde görüyoruz ki hiçbir Yahudi yoktur. Şehrin. Hiç yok. Sonra bir İstanbul defteriyle mukayese ettiğimiz zaman da sebebi görüyoruz. Venedikliler zamanında bir Yahudi topluluğu vardır. Hatta 2000 seneden beri vardır. Ama Fatih, işte her yerden adamları sürgün ediyor ya, 75 hanelik demek ki o kadar inmiş. Çünkü Venedikliler oraya 12 sene falan hakim olduğu zaman da Yahudilere çok vergi bindirdiler, kaçtılar. Kalanları Fatih hepsi İstanbul'a getiriyor. Tekfur Sarayı'nın oralarda bir yerinde yerleştiriyor. Demek ki bütün oradaki şeylere bu İspanya'dan kaçanlardan. Seferatlardı. O da 1515'te bir tahrirde birkaç bin olduğunu görüyoruz. Oraya grup haline gelmiş. Seferatlar geliyor grup haline. Hem de daha fazla geldiler çünkü oradan Balkanlara yayılıyor. Mesela Sarajevo'daki Yahudiler hepsi sefardik. Demek ki port of embarkation yani geliyor oradan yayılıyor. Şöyle ki yani 1550'lerde nüfusun %60 Yahudi. %30 Türk, %10 Rum ve Bulgar karışık. Ortodoks. Ve hemen o oranları şeye kadar devam etti. 1917'ye kadar devam etti. Yani aşağı yukarıda, 5 aşağı yukarıda. Ama yani bilmiyorum ben bunu bazen derste söylüyorum %100 emin oldum değilim ama bir yerde bir zamanda bir şey okudum. Ben onu hep yapıyoruz ya talebeleri tekrarlıyoruz. New York 1890'lara kadar dünyada Yahudilerin en büyük şehir Selanik'tir. Evet. Ondan sonra Rusya'dan, Doğu Avrupa'dan kaçan Yahudiler New York'ta yerleşmeye başladığı zaman New York geçiyor. Ama o zamana kadar Selanik'tir. En büyük Yahudiler. Şunu biliyoruz, yani Naziler geldiği zaman da 42 bin kişilik Yahudi vardı. Yani Selanik'te. 1941'de 42 bin kişi Treblinka'ya gidiyor. Ve pek kimse çıkmadı oradan. Şimdi ise 1200-1300 yakın bir Yahudi nüfusu var ama hepsi şeyden, harpten evvel kaçanlar. Geri dönenler. Almanlar bırakmamış orada Yahudi'yi. Almanlar hiç kimseyi bırakmadı. Peki şimdi Yunanistan'da bu seyahatleri yaparken fotoğrafları çekiyorsunuz, yayınlıyorsunuz. Amerikalı olmanın avantajı var mı? Yani bir Türk tarihçi oldunuz. Türk tarihçiliği yapamaz çünkü. Çalışamaz zaten. Benim aslında en büyük avantajı şu. Princeton'da bir talebi vardır. Sanat, daha doğrusu mimari tarihi. Çok güzel bir tez yazdı. Bu Prodromos Monaster, bu Serez'in biraz mezarı orada. Gennadios Galerios. İlk Patrik. Bu çocuğun babası orada mı gömülü genelde? Orada gömülü. İnanılmaz bir şey. Kilisenin içinde. Çünkü o üç defa istifa etti ya evet, şeyinden. Fatih, evet. İki kere Fatih geri çaldı. En son oraya gitti ve orada diyor. Şimdi şeydir. Ne denir ona? Nunnery. Yani kadın şeylere. Neyse. Her gün rahibe şeysi, manastırı. Fatih'in fetihten sonra patik yaptığı adam. Ve çok ilginç, orada her gün
şehrin üzerinde taze çiçek konuyor. Onun mezarı. Kimse Fatih'in mezarında her gün taze çiçek koymuyor. Fatih mezarı kapalı. Fatih açık. Açık. Şimdi açık. İşte oraya edildi şimdi. Son sadece o açık ama. Sene gitti. Yok, bir ara kapalıydı, o da kapalıydı. Bir ara işte bir yerde evet, kapalı. Açık ama ötekiler kapalı. Ötekiler kapalı. Ötekiler evet. Kapalı. Sultanahmet de falan hepsi kapalı. Şimdi bu çocuğun babası... Sinema da kapalı. Evet, kanuni kapalı ya memlekette. Yani. Bu çocuğun babası Haralambos Bakirçis. Çok iyi bir Bizantolog. Ve senelerce bu Yunan Arkeoloji Servisi'nin 18 sene kavalı, dolayısıyla bütün Türk hududuna kadar sorumlusu. Son, şimdi geçen sene emekli ayrıldı. Ondan 12 sene Selanik. Yani genellikle benim bütün gezdiğim bölgelere... O bakıyor. O bakıyordu ve zamanında baktığını. Problem şu. Herkes dışarıdan bu binaları fotoğraf çeker, şeye görür. Girmek meselesi. Girmek meselesi. Yani bu kitaptı, bu büyük Kültür Bakanlığı'nın çıkarttı ve gerçekten güzel bir çalışmadı. O kitapta görüyoruz ki içinde olan mimari eserlerin büyük bir çoğunluğu restore edilmiş. Ve inanılmaz güzel restorasyon. Hı hı. Çünkü bu işin tam profesyoneller. Mesela bir yeri restore edildiği zaman da Gümülcini. Gümülcini'de Evrenos Han'ın yaptığı bir zaviye imareti var. Restore edilirken o kadar dikkatli temizlediler ki duvarlardaki sıvalardan en alt şeyinde zaten kitapların biri de ona şey yazdım. En alt seviyesinde şeyler. Grafiti bulmuşlar. Grafito. Hem gemi resimleri hem de bu dervişlerin baltılar şeyleri falan. Teberler falan. O tabii yani yeni yapabilirdim ama o kadar enteresan olamazdı. Yani o gerçekten bir takım kapılar onun sayesinden açıldı. Bir de Kavala'da bu Muhammed Ali, Mehmet Ali'nin yaptığı imareti sonradan Mısırlı, otele, Kavala'da Mehmet Ali Paşa. Otele restore edilen bir Yunanlı bir hanım var. Hanım, evet. O da çok yardım etti. Çünkü geniş bir tanıklık şeyleri vardı. Kocası Manhattan'da. İşte New York'ta. Mısır'ya. Yani çok enteresan olaylar oluyordu. Mesela bir gün Demet'le, eşimle beraberdik. Selanik'in üst kısmında Panorama diye bir semt. Şehrin arkasında. Bir lokanta girdik. Aralarında Türkçe konuşurken. Birdenbire aşçı mutfaktan çıkmış. Sahibi de aynı zamanda. Onu bilmiyorduk. Geldi yanımıza gayet sert bir bakışla. Türkçe! Türkçe konuşuyorsun. Aynen öyle. Evet dedi. Ben Adanalıyım. Aynen öyle dedi. Yani ama öyle bir sert bakış şifre. Bir de sonra Yunanca'ya bir takım şeyler anlatmaya başladı. Demet dedi ki, ben dedi Selanikliyim. Ailem 500 sene bu şehirde. Aynı zamanda senin aile zorlu Adana'dan buraya, Mubadle'den geldiğimde benim ailem buradan İstanbul. Adam anlamış. Tekrar mutfağa gidi, yemek ısmarladık falan. Tabaklar böyle geldi. Yani. 5 günde hiçbir kuruş almadı falan. Yani o şeylere çok enteresan. Mesela bir gün bayağı meşhur bir Osmanlı şehir, Selanik, Siroz'un kuzeyinde, Bulgar hududu yakın, Demirhisar. Bugün Sidirikastır. Yunancı'nın Demirhisar demek. Evliya Çelebi medemedi. İşte şu kadar medreseler, hamamlar, şunlar falan. Ben tek başındım. Ben de şeyim yok. Yani lokantada yemek ısmarlayabilirim. Otelde o da isteyebilirim ama bende olan Yunanca o kadar. Girdim. Hiçbir şey bulamıyorum. Sıcak bir yaz günü. 1,5 saat inat. İnat ya.
Ben burada en azından bir çeşme bulacağım, yoksa gidemem dedim kendime. Dön dolaş hiçbir şey bulamıyorum. Eninde sonunda bir park vardı, orada bir bufe vardı, 5 tane taksi. Yani taksiler canım, herhalde biri ya biraz Almanca, biraz Fransızca, yani bildiğimiz bir şey olabilir falan. Gidiyorum, hiçbir müşterek lisanımız yok. Eninde sonunda... Türkçe? Peki dedim, Türkçe bilen var mı? 5 tane 35-40 yaşlarında. Biri o birini diyor, o Türkçe bilir. İnanın ki 5 dakika içinde o 5 taksi şoförle gayet rahat konuşuyorduk. Bir ikisi daha iyi ama hepsinin hikayesi aynı. Mubadele'den giden ailelerin çocuklar, büyük annem yalnız Türkçe bildiği için annemle hep evde Türkçe bizde varmış. Oturuyor. Türkçe ben de herhalde çocukken biraz bir şey öğrendim ama inanın ki diyorlar hepsi aynı şey dedi. Bugüne kadar hiç Türkçe konuşmamış. Karamanlı mı bunlar? Değil, değil. Kimisi şeyden, kimisi orada şey, çok Karadenizliler var. Birisi Giresun, aile Giresun'u falan tam hatırlamıyorum. Peki dedim. Yani Karamanlı derken Karamanlı değil ki. Evet, yok yok değil. Karamanlısı yani. Hiçbir şey, hiçbir şey kalmadı mı buraya? Yok dediler. Neden? Sonra araştırdım, doğru. Bulgar ordusunda hem 1917'de geri çekilince yerli bir ettiler o kasabaya. Sonra tekrar 2. Can Harbi'nde gerçekten yeni bir kasaba. Halbuki Evliya Çelebi'den biliyoruz ki bir kere benim şey merakım çok. Hamamlara da giderim ama kaplıcılara hayranım. Orada çok meşhur bir kaplıcı. Ve buldum sonunda. Şehirden 2 kilometre düzeyinde şimdi büyük bir spa otel. 10 sene evvele kadar Osmanlı kubile olan şey kullanıyordu. Sonra onu yeniden yaptırdılar. Kendi nosyon, yeni Osmanlı. Kütahya'dan şey getirmiş. Çin'i getirmişler. getirmişler <bile. gülüyor> Ama gerçekten güzel bir... Yalnız şimdi bir Yunanistan'da büyük bir problem var. Şeye gidiyorum, spalara gidiyorum. İzin vermiyorlar. Neden? Avrupa Birliği'ye girdiler ya. Kaplıcıya girmeden bir doktor muayenesinden geçmek şey lazım. Benim anormal düşük tansiyon var, tamam mı? Çoğu yerde... Doktora mı giriliyor ya? Doktora... Her birinin de yanında bir doktor var. Bir şey olmayacak. İçine girerse ölmez bu sıcaktan. Evet. Bir tane girdim, adam bana eninde sonunda bir pasaport gibi bir şey veriyor. Yani... Girmesine sakınca yoktur. Hayır. Haftada bir gün... 10 dakika... başta kalmadan akşak diye. Peki. Bu Avrupa'nın böyle kötü şeyleri var. Bizi almamakla iyi yapıyorlar galiba. Düşünün hamama gidemeyeceğiz. Yalova'ya git. Valla hamama gidemeyeceğiz. Abi Yalova'ya gidebilirsin serbest. Doğru. Kaplıcaya. Şeyde de güzel kaplıcalar vardır yalnız. Ha? Sabancı tarafında. Yok canım. Şöyle varmış yok. Eski Yugoslavya'da. Çok. Çok güzel Osmanlı kaplıcaları var her türlü. Yunanistan'da hamam kalmadı tabii. Yani hamam var. Restore edilmiş olan hamamlar, Selanik'te 3 tane. Ben var. En son hamam Gümülcini. O da 4-5 sene evvel kapandı. Gümülcini hala Türk şehir yani. Sebebi soruyorum. Hem hamam işletmek pahalı. Herkesin evinde en azından bir şofban var diye ihtiyaç kalmadı. Ama kaplıcılar hepsi spa oteli. Evet, spa oteli. Evet. Ve çoğunu ben bugüne kadar Kuzey Yunanistan'da 10 tane buldum. Hala eski Osmanlı şeyini koruyorlar. Koruyorlar. Yani asıl şey olan, havuz olan kısmı kubile Osmanlı. Kubile ha. Hamam kubbesi duruyor yani. Evet. Vallahi sizleri yordum herhalde. Yok canım. Alışıyoruz. Abi sen erken yatan sensin. Biz ben alışıyoruz. Sabah 5'te bitirdim programı. Valla ben tam formu girdim herhalde. Ay devam edelim o zaman. Valla ben sana bakıyorum abi hikayeni. Her an uyuyabilirim. 11'de uyurum. Şimdi benim merak ettiğim bir konu var.
Tamam. Şimdi bela bir iş geliyor. Yok yok. Ha, iyi. Şimdi Heath Lowry ciddi tarihçiler arasında yani önemli bir isimdir. Fakat Amerika'da şöyle tezler yapılıyor, böyle kitaplar yapılıyor, işte şöyle tarihçiler var diyenler niye Heath Lowry'den bahsetmiyorlar? Anlatabildim mi? Ya bu sene takıntı haline gelmiş ya. Ben bu konuda bir şey söyleyebilirim. Bana da söyleyeceğim bir şey. Şimdi... Hayır çünkü Türk tarihçileri arasında Heath Lowry çok ciddi bir isimdir. Tabii canım. Geçen haftaki... Şu siyakat okuyup yayınlayan bir adam yani. Geçen haftaki programınızı en azından 11-11.5 kadar seyrettim. İlber Hoca varken. Haksız değil yani o şeyler. Yalnız Amerika'da böyle bir problem var. Türk tarihi, Osmanlı tarihi biraz egzotik bir dava değil mi? Talebe oluyorsun, bu kadar sene okuyorsun, iş buluyorsun, o da çok zor. Ve size kim iş alınacak? Normal bir tarih, diyelim ki 10 kişilik bir tarih bölümü. 4 tane Avrupa tarihi, 6 tane Amerikan tarihi. Şimdi Avrupa tarihi, Fransız İhtilal. Bugüne kadar 10.000 tane kitap ve makaleler yazıldı, değil mi? İstediğin kadar siz yeni bir fikir yapıp o mevcut olanlar, zaten bütün vesikalar kullanıldı, şu bu falan, senin dediğin Amerikan vari tarihi yazabilirsin. Tabii bizim sahamız o kadar kolay değil. Ama bir de gerçek var. Kendi talebelerimizi iş alabilmek için nasıl, neyi onlara değerlendirecek? Onların yazdığı tezler. Eğer aynı lisanda, aynı stilde olmazsa bu sefer iş alamıyorsunuz. Yani orada dar bir çizgi vardır. Yani evet, vesikaları kullanmak bana göre %100 şart. İşin ağası, ama elifi. Bir de yazdı tez, bir de şu var. Amerika'da işe alıyorsun tabii şeysiz, herhangi bir garantisi yok. Ama 6 sene sonra karar verilecek. Ya işten atılacak ya sizi tenure dediğimiz yani devamlı şeyin statüsünü vereceksin. Biliyorsun ki iyi bir üniversitesi en azından iyi bir üniversite yayın evinden bir kitabınız olacak ve ikinci kitabın elinde bir kontrakt olacak yani bir yayın evinden bir onaylamış şey. Şimdi bunu nasıl yapacak bir çocuk? Ancak tezleri Amerika'daki tarih kitapların stili yakın bir şeyinde yazıyorlar. Ben bunu şey için söylemiyorum. Bu bir gerçek. Yani talebeler, herkes benim gibi şanslı değil açıkçası. Yani ben buraya tez için yazmak geldiğimde 71 senesinde, 9 sene sonra Amerika'ya gittim. Tez 97'de verdim. Yani 6 senede arşivlerde hemen hemen haftada 3 gün falan giderdim. Her gün hemen hemen kitapçılardaydım, sahaflar çarşısındaydım. İşte daha evvel bahsettim işte rahmetli Barkan, işte Cengiz Orhan'ın, Necat Göğünç falan gibi bayağı büyük tarihçilerin yardımıyla benim gördüğüm eğitim o. Ama bizim çocukların öyle bir imkanları yoktu bugün. Ama o eğitim verilmiyor şimdi değil mi? Zor. Yani bir talebe benim yanında doktora yapıyorsa, Türkiye'deki sistemi değil, tez konusu hoca seçer, tez talebe yazar. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir sistemi yok. Onun için zor. Ama dediğinizi ben gayet iyi anlıyorum. Ben de bazen aynı şeyi hissediyorum. Yani. Fakat geçen hafta ben sonra İlber Hoca ile karşılığı gelemedik, konuşamadık ama ben geçen hafta biraz İlber Hoca'nın söylediğini doğru bulmadım. Bazı açılardan. Almanca mı özellikle? Dedim yani Almanca, eski Yunanca, Latince illa şart mıdır bilmek için? Yani felsefe okumak için şart mıdır dedim, şarttır dedi. Bence ben... Tercüme edilemez diyor ama. Yok. Ben de... Fazla oraya sert kadar, buluyorum ya. O kadar değil yani. O kadar da ürkütmek lazım. İyidir. İyidir. Artıdır. Ama büyük artıdır. Mesela yani bu gayet basit.
Bütün Bizans kronikler 150 sene evvel çevrilmişti. Edisyon kritik şeklinde. Bütün. Almanca'da çoğu da. Hala kaç tane edisyon kritiğimiz var? Yani Osmanlı kronikler ve vakanivisler 2-3 tane varsa. Eğer hakiki şeyine. Dolayısıyla bu konu mesela benim senelerceden beri çok kullandım ama çok zor bir kaynağımız Aşık Mehmet Menazır-ı Avalı. Bu Trabzonlu bir zat. Ama zamanında Selanik'te çalışmış, Evliya Çelebi gibi ama yazdığı kitap %90 Arapça ve şeydir, eski Arap stilini. Yani bir yere gidip Evliya Çelebi A'dan Z'ye kadar anlatmıyor. Nehirler anlatıyor. Bütün dünyadaki nehirler. Dağlar anlatıyor, balıklar anlatıyor falan. Yani çok zor onu kullanmak. Şimdi nihayet geçen sene, evvelki sene Mahmut Ak diye bir genç bir bilim adam Tarih Kurumu'nun tarafından 2900 sayfalık 3 ciltli bunun bir edisyon çıktı. Evet. Nihayet. İlk defa. 35 sene evvel ben işte Nur Osmaniye Kütüphanesi'nden bir el yazmayı buldum. Başka kütüphaneden bir tane daha Topkapı'dan falan. Çok zor. Yani bu bizde doğru düz bir altyapısı yok. Problemimiz o. Ama bazı konularda Fransız İktidar Tahriri'nin altyapısı var. O zaman tahriri istediğin şeklinde belki yazabilirsin. Ama bana sorarsa bırak neydi bu Türkçe'de? Terim hep unutuyorum. İngilizce'de jigsaw puzzle. Bu çocukların parçadan parçaya... Yapboz diyorlar değil mi? Yapboz. Ben bazen bunu büyük bir yapboz gibi görüyorum. Şimdi yapboz oturduğun zaman da ilk önce ne yapıyorsun? Önce çerçeveyi. Çerçeveyi çünkü kenarları düz parçalar, olduğu için görüyorsun. Değil mi? Bana sorarsa bizim Osmanlı tairesinin yapbozun çerçevesi dahi çok eksik tabii, yerleri tabii. Var. Bırak içindeki olanlar. Ne oluyor? Ben mesela Trabzon üzerinde çalışıyorum. Orada bir parça. Ama o parça da başka parçalara bağlamak mümkün değil. Çünkü yeter derece şehir tayirleri yoktur. Başka biri şunu yapıyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Nihayet bu konuda bir şey çıktı. Evet. İster istemez onu... Peki hocam şurada bir yanlış olabilir mi? Yani Osmanlı tarihçilerinde bir hata sonra bir Türkçalı... Metotta bir yanlışlık olabilir mi? Çünkü bakıyorsunuz kimi tarihçiler işte mesela Barkan bana göre yapbozun göbeğinden başlıyorlar. Halil İnalcık bir yandan çerçeveyi çizmeye çalışırken bir yandan da yandan bir tarafını birleştirmeye çalışıyor. Siz çerçevenin bir tarafında çalışıyorsunuz. Yani acaba Osmanlı tarihi... Onlar öncülerdir. Onlar kural koyuyorlar. Acaba metotta bir problem mi var? Yani yeterince metodu mu geliştirmedi Osmanlı tarihçiliğinin acaba? Yok metodoloji. Ben sizi bu çalışmada çok miyim? Dipnot olarak bir şey dayan. Bir meşhur bir İrem Melekov geçenlerde vefat etti. İlk önce Evrenos ailesinin İslam Ansiklopedisi maddesinde yazdı. Evrenos o kadar büyük, o kadar mühim bir şey. Bütün o Makedonya'nın o bölgesi Evrenos gazinin yöresi denirdi. Tamam. Ve bu her yerde yazılıyor. Ama ilk orada çıktı. Nereden geliyor bu? Evliya Çelebi'den. 9. cilt. Dipnotları var. Ya çıldırıyorum. Şimdi güzel bir edisyon kritik var ya Evliya Çelebi bu Yapı Kredi Bankası'nın çıkarttı. Yok öyle bir şey. Bulamıyorum. Eninde sonunda işte bu yapanlardan Yücel rica ediyorum. Ya bana bunu bul diyorum şeyinde. Yok öyle bir şey. Neden? Neden? Çünkü 1928'deki 8. cilt. Matbu'da. Ahmet Refik Altınay aslında onu editede. Yanlış okumuş. Yürüsü değil, türbesinden bahsediyor. Tamam mı? Bir tek nokta farklı. Yani... ve bu tamamen edebiyatı geçti. Geçmiş. Haklı bir yere kadar. Yani Evliya Çelebi yakın zamana kadar odur. Ama onun gibi tonlarca, binlerce çok vardır. Şeyler vardır. Bir örnek vereyim. Bir Güfte Mecmuası'nda Petrarki diye bir Rum besteciden bahsediyor.
Birisi kalkmış onu peylete, birinin altında 3 nokta, birinde 2 nokta tiryaki okumuş. Petrakya olmuş tiryaki. Olmuş tiryaki Hasan Paşa. Bugün bazı kitaplarda büyük Türk bestekarı gözüküyor. Tiryaki Hasan Paşa Petrakya midir aslında? Hayır, Petrakya başka bir adam. Ha, tamam. Petrakya, tiryaki yapılmış, bu olsa olsa tiryaki Hasan Paşa'dır denmiş. Tiryaki Hasan Paşa bestekarı yapıldı. Adam Petrakya. Bobovski'de de var, Kantemir'de de var, Petrakya. Yani biri aldığında 3 nokta şey, yukarıya şöyle çizsen şey tiryaki oluyor. Veya kaldırsan başta. Alfabe kötü demek. Yok, alfabe kötü değil, okuma şeyi. Yani pardon. Tiryaki aslında şu. Hemen hemen aynı. Hemen hemen çok benziyor. Son yani. Bir şey anlattayım mı bu konuda? 72'de İstanbul'da duruyorum, Emirgan'da. Senin komşu şey, Fahri'nin Altay Paşa. Hmm. Ama Fahrettin Altay Paşa kim olduğunu ben bilmiyorum. Bir gün kapı çalınıyor bir adam. Demet'e diyor ki paşa beyefendi de tanışmak istiyor, çaya davet ediyor. Paşa daha bunamamış o zaman. Şimdi Demet'e soruyorum ki bu çok mühim bir kişi falan diyor, anlatıyor. Ha dedim, o Fahrettin Altay, sanki biliyordum. Gittim, adam bana kapıda karşıladı. 2 metre. Türk misiniz dedi. Hayır dedim. İyi dedi. Çünkü İyi Türk dedi. Ordusunda en uzun boylu benim. O beni balkonda görmüş. Zannetti ki ondan daha uzundu. Onun için tanışmak istedi. Ama bir dostluk başladı. Türk ordusunda çok güzel şeyler anlattı. Bir, bu benim son söyleyeceğim laf bu akşam. Bu konuda. Mustafa Kemal Afgan kralının istek üzerinde bunu 30'larda yolluyor Afgan ordusunu bir düzene sokmak. 2 sene Türkiye görmeden kalmış. Tabii o yokken bir takım yenilik olmuş. Bir kere Ankara Radyosu başladı herhalde. İkincisi Soyadı Kanını. Bu dönüyor. İlk durak Sivas'tı. Orada 2 saat tren duruyor. Tabii paşa var diye hemen müdür odasında bunu alıyor. Ve ilk defa ajans. Bir hanım spiker, ilk haber işte bugün Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'yı Anatürk soyadı vermiştir. Anatürk. Biraz tuhafıma gitti ama Anatürk. Trene bindik. Ankara'ya vardım, baktım. Paşa eksik olmasın, beni karşılamaya gelmiş. Arabaya bindik, Çankaya'ya doğru giderken, ya paşam dedi, rica ederim. Bugün Millet Meclisi sizi Anatürk soyadı. Ne demek Anatürk? Değil Atatürk. O bana baktı diyor Fahrettin Altay. Ben de ona baktım. İkimiz aynı anda gülmeye başladık. Çünkü her ne kadar 28'de harf şey olmuş, belki speaker, eski yazı, bir nokta farkıyla Anatürk ile Atatürk. O benim sonsuzum. Bitirelim mi? Vallahi yorulduk mu? Biraz yorulduk. Peki. Değerli izleyiciler, bu akşamı da bitirelim bari. Saat de zaten 01.36, ekranın altına bakıyorum. Öyle bir saat görüyorum orada, 01.36. Normalde 2'den önce bitirmiyorduk ama evet. Hocamın hatırı için bitirelim bu akşam. Fark etmez yani eğer yok, başka bitirelim, bitirelim. Yok, bitirelim. Burada Gönül Hoca yaptığımızı seyretmiş miydiniz? Duydum. Gönül Hoca'ya neler yaptık burada? Bu Gönül Hoca kedi olan hikayesi kalkacağım. Değil mi? Ha, kedi hikayesi. 12'de kalkacağım dedi. Biz saat 1.30'da hocaya dedik ki 12. 12'ye çeyrek var dedik. Saat 11.30 diyoruz. 11.30 diyoruz. Sonra saat 1.30'da saat 2'de 2'ye doğru dedik ki hocam saat 2. Aa dedi, demin 12'ydi, nasıl oldu 2 birdenbire dedi. Onda kedi evdeymiş. Hocanın başını o akşam neler açtık? Telefonu çaldı burada. Murat telefonunu kapadı. Meğerse hoca telefonun pin kodunu bilmiyormuş açmak için. Haftalarca telefon, günlerce telefonu açamadı. Tanır gayet iyi hocayı, tanır. Halil İnalcık bilim. Onu duydum. Halil İnalcık. Ne yaptık? Yalvardı sonunda değil mi? Yok, bir de reklam arası verdik sandı. İsmini ağzını bir paşamızdan bahsediyorduk. Efendim böyle. Ahmet Veliüddin Paşa Fatih'in. Meşhur şeyi vardı ya, Aşık Paşa'nın yazdığı Bursa'daki hadise. Bursa'ya sürgün. Sürgün nedeni? Gül yüzünde göreli Zülfü Semen sahi günü.
Bu paşa da zaten böyleydi diye reklam arası zannetmiş oldu. Biz konuşuyoruz, sohbet ediyoruz bir yandan. Murat da kalktı müziği hazırlanıyor. Biz de hoca da nasıl olsa reklam arası verildi diye o kulağın paraydı diye daldı. Ve gerisini anlattı. Orhan Koloğlu sağ olsun zaten tüy dikti her şeyin üstüne. İyi, ben sizlere çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Nazik davranmışsınız ya. Hayır, o geçen haftadaki Amerikan tarihçileri tartışmadan. Valla şimdi hafta başında Murat dedi ki ya dedi Hitler'i çağırıp. Bekledim. Belki benim ismini o bir iki tane iyi olanlar var dedi ya geçen dedi hafta. Hitler... Bir tek Dankov demiş. Efendim bir isminiz. Başkasının kim ismi? Kimsenin ismini vermedi. Dankov'unkini vermişsin. Ben vermedim, hayır. Yok, ben hiç vermedim. Valla Dankov diye bir şey vermedim. Bir de bir şey söyleyeyim mi açık? Yani Evliya Çelebi'nin yeni baskısını okuduktan sonra bazı isimleri veremem yani, neyse. Murat dedi ki Hitler'i çağıralım mı dedi. Ben dedim ki Murat istersen birkaç hafta sonra çağıralım. Geçen hafta Amerika'da tarihçilere demediğimizi bırakmadık. Şimdi çağıracağız dedim. Canım onlardan ya dedi Hit başkadır kardeşim dedi. Ne alakası var dedi. Efendim? Benim burada olduğunu biliyordum. Bilmiyordum. Ha, peki nasıl telefonu? Yücel vasıtasıyla Yücel şey yaptım. Bilmiyordum. Acaba burada mı diye. Neyse. Yani, akşamında sonuna geldim. Ama baştan da söyledim. Yani Hitler'i onlardan değildir. O ehli kitap. Ümmi olmayan, okuma yazması olan. Ya şimdi yine tek bir belgeden bahsetmeden koskoca Pomak toplumunun nasıl olur da Bulgar olarak tanımlanmasına izin verirsiniz? İyi bir soru. Ha, cevaplayalım o zaman kapatmadan önce. İyi bir soru. Ben dedim ki eğer yanlış hatırlamıyorsun, Pomakların Burley olduğunu söylenir. Ben ne Roma uzmanıdır, Roman uzmanıdır, ne Pomak uzmanıdır. Ve gerçekten gezdiğim zamandı Batı Trakya'da. Bunlar ayrım yapmak mümkün değil. Hmm. Çünkü gerçekten şu anda 21. yüzyılın başında kendileri, yani en azından benim tanıdıklarım hepsini Türk olduğunu söylüyorlar, inanıyorlar. Yani bir Amerikalı olarak bunu kabul etmek gayet basit. Çünkü Amerika'da oturan ve kendini Amerikalı diyen herkes Amerikalıdır. Amerikalı. Yani kimi İrlandalıdır, kimi İtalyandır, kimi İspanyoldur. Her ne kadar belki birbirine benzemiyorlarsa ister istemez Amerika bir bakıma bir imparatorluktur. Tabii. Onun tabii en iyi ve en kötü şeyleri görüyoruz. İmparatorluk o demek. Yani bir insan ne hissediyorsa şeydir. Bunu biraz evliyelerden, azizlerden, Pavlos'tan bahsettik ya. Pavlos'un hayatının sonu nasıl oldu? Ben Romalıyım. Her ne kadar Filistinli bir Yahudi. Ben Romalıyım. Benim hakkım Roma'da mahkemeli. Evet. Ve oraya gidiyor, orada öldürüyorlar. İşte bu bir imparatorluk. İnsan imparatorlukta ne hissediyor? İşte Atatürk'ün de söylediği bu. Türk'ün de ne, ne mutlu Türk'ün diyene. Diyene. Ne mutlu Türk olana, ne mutlu Türk doğana, ne mutlu değil, ne mutlu Türk'üm diyene. Bu lafı bile anlamayan öküzler var bu memlekette. Yayın bitmedi. O Oğuz canım yani bir şey değil. Oğuzlar var yani. Yani bu kadar var demedik, Oğuzlar var dedik. Değerliciler, konuğumuz Princeton Üniversitesi profesörü değerli Hitler'iydi ve keyifli bir sohbet yaptık. İleride bir gün yine tekrar İstanbul'da olduğu bir sıra hocamızı yine konuk ederiz. Çünkü onunla konuşacak çok şey vardı. Bu akşama bir bölümünü sığdırabildik. Haftaya pazar tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. İyi haftalar.